Spor gündemi transfere hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yine dop dolu bir gündemde karşınızdayız. Alspor ve Alspor Radyo ortak yayınında. Evet, gerçekten çok keyifli bir hafta oldu. Dört takımımız da playoff turuna yükseldi. Avrupa Kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde. Süper Lig devam edecek. İkinci hafta başlayacak. Onu da konuşacağız. Galatasaray-Trabzonspor maçı var. Gündem yoğun, tabii ki transferler de var. Sıcak gelişmelerle birlikte karşınızdayız. Mahmut Alparslan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun bomba gibi, şükür. Maşallah. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, sizlerle birlikte çok daha iyi oldum şimdi. Çok naziksin, teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, Güvenç Kurtar Hocam'la bayağıdır denk gelemiyorduk hocam. Nasılsın? Evet, teşekkür ederim, iyiyim. İşte staja başladım biliyorsun. Staja mı? Staja başladım ben. Biraz... Acele etmişsin hocam, erken başla. İşte bir 5-10 sene, 15 sene, işte 20 sene bir geciktik yani. Evet. Aile içi şiddet biliyorsun diyeyim savcılıkta. Kartal Adliyesi'nde ona göre yani. Bu aile içinde kavgalar, dövüşler, hemen tutukladım ona göre. Peki. Niye? Herkes sana ayağını denk alsın. Niye o görevi verdiler? Sporla ilgili verselerdi ya daha iyi. Yok öyle değil. Ya staj yaparken kafana göre olmuyor seçemiyorsun, ki. Seçemiyorsun. Seçemiyorsun. Dediler ki aile içi şiddet şey bürosundasın. Onlar tamam, da işi biliyor. Bir ay. Bir aydan sonra değişecek. Ha değişiyorsun. Ağır ceza, suç ceza, bilmem ne cezaif. Zor işler bana. Vallahi. Allah kolaylık yok versin be, hocam. Yok be, yok. Yok artık. Yok artık şey yok, sınav falan yok. Bitti. Aldık diplomayı. Gerisi kolay diyorsun. Bundan sonrası peki. Kolay işte. Gideceğiz, geleceğiz. Bir şeyler öğreneceğiz. Soruyorlar. Başarılar diliyoruz. Savcımız. O zaman biz de sizden bir şeyler öğreneceğiz. Futbol adına 3 saat boyunca keyifli bir program olacak. Sevgili seyirciler, Avrupa Kupalarını tabii geçeceğiz. Ağırlıklı olarak onu konuşacağız. Transferi konuşacağız ama... Süper Lig'de de kritik bir haftaya giriyoruz. Takımlar ne kadar hazır, ne durumdalar? Yavaş yavaş onu da ölçme şansımız oluyor. Bir haftanın programını getirelim ekrana. Sonrasında bir de anketimiz var. Onu soracağım size. İstanbulspor, Mondium Kayserispor ve Fraportav Antalyaspor, Tümosan Konyaspor maçları bugün saat 21'de. Bu sponsorlara da alışmamız biraz zor olacak evet. Hocam. Değil mi? Çaykur Rizespor, Korendon Alanyaspor yarın saat 19.15'te ve 21.45'te yarın Galatasaray Trabzonspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçları var. Pazara geçelim. Rams Başakşehir, Vavakars Fatih Karagümrük 19.15'te, Beşiktaş Pendikspor 21.45'te, aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü MS Yapı Sivasspor maçı var. Pazartesi günü Yılport Samsunspor Fenerbahçe saat 21'de ve MKI Ankara Gücü Yukatel Adana Demirspor saat 21'de. Normalde bunu okuması 30 saniye sürerdi eskiden. Tabii sponsorlar önemli değil mi hocam? Yani sponsorlar önemli, artık bir iki dakikamızı onlarla yaşıyoruz. İki dakikamızı alıyor. Peki Türk Sporu'na destek veren bütün sponsorları tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve anketimize bir geçelim. Kim kazanır ya da berabere mi biter? Fikrinizi soruyoruz. Aspor'un Twitter'ında bir anket açtık. Birazdan sizlerle paylaşacağız. Şu anda hemen daha açılır açılmaz önemli bir katılım oldu. Teşekkür ediyoruz. Sizlerle paylaşacağız. Sorayım mı size sıcağı sıcağına, dakika bir gol bir. Ne olur maç? Ankette hangi şıkka tıklarsınız? Galatasaray. Beraberlik Trabzonspor. Galatasaray. Galatasaray. Güvenç Kurtar Hocam. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Şimdi çıkacak takım çok önemli. Geçen detaya gireceğiz hocam. Hangisine tıklarsınız? Şu anda diyelim Twitter'da ya geziyorsunuz. Da, önünüze ya, bu ya, anket ya çıktı. Tık Galatasaray. Galatasaray diyorsunuz. Evet. Peki. Konuşacağız. Seyircimiz ne demiş? Birazdan ekranlara getireceğim. O halde anket hazır olana kadar... Fenerbahçe'nin Maribor deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetin özetiyle programı başlatalım. Evet sevgili seyirciler, maçın özeti bu şekildeydi. Olayları da konuşacağız. Maalesef istenmeyen olaylar yaşandı. Fenerbahçe'nin deplasman tribünü boşaltıldı. Maç 32 dakika durdu ve sonra devam etti. Ama Fenerbahçe de gollerine devam etti. 2 gol daha attı. 3-0 kazandı. Devam edeceğiz bu konuyla ilgili. Sıcak bir gelişme var. Trabzonspor Fatih Karagümrük'ten Ryan Baniya'yı renklerine bağladı. 4+1 yıllığına ve Fatih Karagümrük'e 2 milyon 50 bin euro fesih bedeli verilecek. Yani bonservis diyebiliriz.
Ryan Baniya'da Türk statüsünde oynayan bir oyuncu Mahmut Hocam. Trabzonspor'un da stopere ihtiyacı vardı. Anne Türk galiba, yanılmıyorsam Anne Türk. Galiba evet. İtalya'da ne mas ve çok üçüncülükte mi bir yerde oynuyordu. Sonra bir tekrardan çıktı. Onu iyi yakaladılar, oradan getirdiler İtalya'dan. Çok ucuz bir miktara geldi. İyi bir kazanç yani. Evet. Yunus Emresel şu an telefon attığımızdaymış. Bir detayları alalım, yorumlarınızı alacağım. Yunus Emresel, merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hem bu transferle ilgili hem de Galatasaray maçı öncesinde Trabzonspor'la ilgili neler aktaracaksın bize? Teşekkürler Onur Yıldız. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor dün akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği Ryan Baniya ile bir yıl opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Orada mavi takım bu oyuncunun bonservis bedeli olarak kulübüne 2 milyon avro ödeme gerçekleşecek. 2 milyon 50 bin avro ödeyecek. Aslında bu rakamın daha yüksek olacağı konuşuluyordu ama 24 yaşında potansiyeli ve özellikle de yerli statüsünde oynayabilen bir oyuncu için Trabzonspor taraftarları adına da makul bir transfer gerçekleşmiş oldu. Bu konuda yönetim kurulu uzun zamandır çalışma yapıyordu. Özellikle yerli statüsünde de Trabzonspor'u çok rahatlatacak bir hamle olarak Ryan Baniya transferi gerçekleştirildi. İşlemleri de tamamlandı. Lisans için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruldu ve oyuncunun Galatasaray maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Hatta belki çok büyük bir sürprize imza atarak teknik direktör Nenad Bjelica onu ilk 11'de dahi değerlendirebilir. Ama bu işin tabii ki sürpriz boyutu. Diğer yedeni transfer Fontas'la da dün resmi sözleşme imzalanmıştı. Ancak bu oyuncu Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacak. Galatasaray maçı öncesi Bordo Mavi takımında Hüseyin Türkmen, Edin Vişya, Fernandez ve Mislav Orsic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına Galatasaray maçı için olur. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen, stoperde Benkoviç-Dansvil ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Korbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsü, sağ tarafta Tonya Tekliş, solda Trezeguet, ileride Umut Bozoğ bekliyoruz. Ama bir değişiklik olabilir burada. Abdülkadir Ömür'ü sağ kanata atarak Nenad Bjelica, orta sahada Bardi'yi de değerlendirebilir. Böyle bir ihtimalin olduğunu da belirtebiliriz. Bugün saat 17'de Trabzon'dan İstanbul'a hareket edecek Bordo Mavili takım ve biz de takımın buradaki seyahatini yine A-Spor ekranlarından canlı olarak yayınlayacağız. Eğer sorunuz yoksa Trabzon'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Yunus Emresel, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz. Kadroyla da ilgili detaylar verdi. Vişça ve Fernandez. İki önemli eksik var Trabzonspor'da. Tabii daha ilk maçta dizini direğe çarptı. O da büyük bir şanssızlık. Gerçekten hocam, Güvenç hocam, Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, işte Benkoviç'in burnu kırıldı derken hani çok büyük bir şanssızlıkla başladılar. Sakatmış, baksana. Evet, Vişça da sakat. Vişça sakat. İşte transferlerle oraları doldurmaya çalışıyor Trabzonspor ve çok kritik bir Galatasaray maçı var şimdi. Şimdi biraz evvel hani sorduğunda dedik ki hani Galatasaray bir tık daha önde, yarım tık daha önde. Trabzonspor çok büyük şanssızlıklar yaşadı ya. Hı hı. Yani en iyi transferi sakatlandı. Bir sürü sakatları var. Gerçi o stoperi aldılar, bana göre iyi yaptılar. Yani inşallah faydalı olur. Zor bir maç tabii ama hocaları iyi şeyler yapıyor. Ben hocayı beğendim yani. Ama bundan sonra ne yapar ne yapmam evet. Bugüne şimdi hem baktım. Trabzonspor için hem Galatasaray için gerçek sınav bu değil mi? Çünkü Avrupa Kupa aralığındaki rakiplerimiz biraz yani evet, kendi gücümüzü ölçebileceğimiz kalitede değildi. Şimdi yarın akşam Rams Park'ta gerçekten Trabzonspor ne durumda, Galatasaray ne durumda bir göreceğiz değil mi? Şu anda tabii biraz zor da. Gene ya olsun yani, en azından bir fikir edineceğiz. Ne lazım? Klasik gene söylenecek, hava sıcaktır. 5 haftadır, 7 haftadır. Ondan sonra açılacak ama Trabzonspor'un en büyük şanssızlığı kim olursa öbürlerine bir tarafa bırakayım. Orsic için en büyük şanssızlığı. Geri kalanı ve şu anda aldıkları Baya elindeki Deniz Filik, Tenzih'e dönün bir tarafa, elindeki stoperlerin hepsinden. Yani iyi bir stoper aldılar. Türkiye Ligi'ni biliyor ve ben oynarsa da şaşırmamak lazım. Bence oynatır gibi geliyor. Ben Bayia ve Dansville'de. Dansville deniyor ama. Şimdi Dansville şu andakilerin hepsinden iyi, göndermeye kalkılıyordu. Gidenlere bir bak. Kaliteli stoperler, iyi stoperlerdi. Evet. Şimdi onların altındakiler geldi ama bu hakikaten bizim ligimizde de başarılı olabilecek ve gösterdi kendini de Karagümrük'te. Evet. Ben Trabzonspor'un iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bilhassa o bölgede ihtiyacı var ama orta saha
İşte şey Gomez gidilecek deniliyor, anlaştı deniliyor Celta Vigo ile, doğru mudur değil midir? Orada santroforda sıkıntısı var. Yani Trabzonspor toparlanması için onun için biz direkt mesela bana sordun ya. Ben direkt ne dedim? Galatasaray dedim. Niye hazır bir kadroyla karşı oynayacaklar? Oradan muhtemel kadroda santroforu kim saydı? Ben Umut Bozok'u sonra saydı yani. Umut başka yok. Yok santrafor. Ama Umut'u sonradan saydı yani sanki. Yok Umut'u koydu. Umut koydu Umut da sanki. Bir tek Gomez var. Başka da yok ki zaten hocam. Yok yani. İkisi var işte. İkisi var. Başka yok. Yok bak, yok. Hangisi oynayacak ya? Umut'u var da çift santrafor mu oynayacaklar? Çift oynamazlar hocam. Tek oynatıyor çift oynamazlar. Hocam. Yani bu kadro çift oynamaya müsait değil. Ya neyse ya belki oynat. Ya şey, bir tarafta kenarda oynattılar ya geçen sene Umut'u. Evet, kenarda zaman zaman oynadılar. Bir anketi yani gösterebilir misin Bora? Sonra Fenerbahçe'ye dönelim. Bakalım anket ne durumda şu anda? Galatasaray önde gidiyor. Benim önümde %64 gözüküyor. Bakalım son güncellenmiş hali nedir? Evet, Galatasaray %62, beraberlik %17, Trabzonspor %21 şeklinde bir anket. Böyle olması normal. Niye? Galatasaray'ın hazır bir kadrosu. Gelen transferler. Trabzonspor'da ne yazık ki işte başkan da söylüyor yani ekonomik olarak şartları aşağı çektikleri ve daha farklı. Yalnız onlar bir genç bir oyuncu aldılar. 20-21 yaşlarında galiba o civarlarda. Trabzonspor. O da Hırvat. Hırvat bir oyuncu almışlardı. Daha hala atmadılar onu, kullanmıyorlar. Teklici diyorsunuz evet, hocam. Evet. Tamam. Yani fayda verebilecek, Trabzonspor'a faydalı olabilecek, yani uzun dönemli fayda olabilecek bir oyuncu olarak. Ben sonradan takip ettim şeyden, sistemden. Kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu. Yönelik orta saha oyuncusu. Evet, ne zaman kullanırlar bilemem. Çünkü takım içinde ne kadar arızalar, ne kadar fazla var, ne kadar değil. Onu tabii hoca daha iyi biliyor. Yalnız Trabzonspor'a faydalı olacak bir oyuncu gibi gözüküyor ama şeyde seyretmek lazım tabii. Oradaki lig maçlarını seyrediyorsun farklı, buranın lig maçları farklı. Abi. Takım içinde izlemek gerekir. Ben direkt söylememizin nedeni oradan kaynaklanıyor. Trabzonspor takımı tekrardan bir toparlama içinde. Yeni gelen oyuncular, sakatlıklar sezon başından beri bir türlü toparlayamadılar. Ölçü ne kadar olur? Artık onu 90 dakika içinde göreceğiz neler verecekler. Evet, peki. Şimdi o zaman tekrar Fenerbahçe'ye dönelim sevgili seyirciler. Ligi yine konuşacağız, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u. Hocam özeti izledik Güvenç Hocam. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Twente şimdi sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin. Gruplara kendini inşallah bütün takımlarımız atacak. Nasıldı dün Fenerbahçe? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben maçtan evvel işte Galatasaray ne yapar, Beşiktaş ne yapar, Trabzon ne yapar, Adana Demir ne yapar, daha sonra Fenerbahçe ne yapar deyince Fenerbahçe rahat kazanır diye söylemiştim. Ama baktım sahaya çıkan stoperlere baktım, Perez'de şey çıktı. Yani baktım eyvah dedim. Yani zaten Perez beni mahcup etmedi, penaltıyı Samet yaptı. Samet yani sakatlandı herhalde. Sonradan çıktı. Sakatlandı. Yani o da geçmiş olsun diyelim. Kafa toplarında çok iyi bir stoper ama yerden biraz eksikleri var. Ama Perez daha şeydi, böyle oturaklı bir şeydi. Yani hücuma ayakları iyi, hücuma çok iyi giren ama işte savunmada gitti, penaltı yaptı. Yani ben bunu bekliyordum zaten yani. Yani herkes o kadar çok methediyor ki şimdi. Bazı niye kızıyorum biliyor musun? Bana diyorlar işte ya Serdar Aziz, ya kardeşim Serdar Aziz böyle penaltı yaptığı zaman söylüyoruz. En az hata yapan diye söylüyorum ben. Serdar Aziz'i beğeniyorsun. Bir tane bana Giresun maçından başka şeydi, hatasını söyle. Yok, görmedim. Kim olmalı? Fenerbahçe'nin as, banko, iki stoperi kim olmalı o zaman bu sezon? Beka ile Serdar oynar. Beka ile Serdar Aziz. Oynar. Peki. Bak, kalecisi kim olmalı? Kalecisi herhalde geliyor galiba. Bence İrfan zaten yani geçen sene... Gelmediğini düşünelim. Aldı mı kaleyi İrfan Can Eğribayat 6 aydan artık? Geçen sene de çok iyiydi. Şimdi şöyle söyledim. Geçen seneki performansa bakarken ama bakarsan İrfan Can'ın oynaması lazımdı şimdi. Formayı ona vermesi lazımdı. Adaletli bir şekilde olsaydı İsmail Hoca yanlış yaptı bana göre. Adamı da bitirdi. Adamı zaten bir şey var. Fenerbahçe taraftarı tarafından böyle bir negatif etkisi var onlara. Sen İrfan'a verseydin, bak İrfan golü yese ki ben son 7 maçtaki golü ben kabul etmiyorum, onun hatasını kabul etmiyorum. Neyse,
Pozisyon alışta bir yanlışlık vardı. Ama o zaman diyeceklerdi ki ya Altay varken İrfan mı oynar? Altay'ı kurtaracaktı. Neyse şimdi Altay'ı işte taraftarın gözünde Altay artık yani evet. Fenerbahçe'nin kalecisi değil gibi görünüyor. Evet, İrfan da iyi oynadı. Yani penaltıda kurtardı. Ya İrfan zaten geçen sene de çok iyiydi ya. Evet, geçen bir sıcak gelişmemiz varmış hocam. Şimdi biliyorsun spor gündemi transfer programını da her sıcak gelişme olduğunda bir virgül koyacağım, kusura bakmayın. Geri Rodriguez tanıdık bir isim. Daha önce Galatasaray'da oynadı, Fenerbahçe'de oynadı. Ankara Gücü için geliyor. Uçaktan bir video dinleyelim. Ne diyor bir kere daha? Ankara Gücü geliyorum. Orada görüşürüz. Ankara Gücü geliyorum. Orada görüşürüz diyor Geri Rodriguez. Süper Ligi bilen, daha önce bizim de izlediğimiz bir oyuncu. En son neredeydi? Olympiakos'tu galiba. Yunanistan'daydı yani. Evet. Hayırlı olsun. Nasıl transfer? Son döndüğünde hiç muhteşem dönüş yapmadı. Şimdi bir şans olsun. Daha. Bilemeyiz artık. Olympiakos'tan aldığı oyuncu. Seri bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çabuk bir oyuncu olduğunu biliyoruz. En iyi dönemini Galatasaray'da geçirdiğini biliyoruz. Hı hı. Ondan sonra bir Arap Yarımadası'na gitti, döndü Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de hiçbir şey vermedi. Ya şimdi bak şimdi ben araya gideyim. Sakatlıkları yaşadı. Şimdi ben bunu ilk senesi geldi, müthiş bir futbol oynadı, müthiş. Değil mi? İşte Galatasaray'da. Ya bir dakika, hayır, ondan evvel yani. O hiç kimse ne medya ne şu ne bu, hiç kimse şey yapmadı. Oralıklı olmadı. Ben canlı gidip izliyordum. Allah Allah dedim. Gündeme getirmediler adamı. Ondan sonra şampiyon oynadı sene. İşte Gomez'e attırdı golleri falan. Aa şöyle böyle. Ya geçen sene de adam müthiş oynuyordu. Şimdi neyse gitti oradan şey Arap Yarımadası'na gitti herhalde. Buradan Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi Fenerbahçe'de bakıyoruz. Diyorlar ki işte hoca da söylüyor. Çok kötüydü falan filan. Ya Fenerbahçe o zaman çok kötüydü. Takım Fenerbahçe kötüydü. Ya şimdi bir Ankara Gücü maçı var Fenerbahçe'nin. Bunun olduğu sene. Ankara Gücü 10 kişi. Bak Ankara Gücü 10 kişi ve 1-0 galip. Fenerbahçe 11 kişi. Mağlupsun değil mi? Ya ceza sahası içerisinde Fenerbahçeli futbolcu tek tük ya. İnanır mısınız? Ya saçımı başımı yolacaktım ya. Ben böyle bir şey görmedim. E o adam kime pas verecek ya? Kime pas verecek arkadaş? İsmail şimdi, Kartal zamanlı mı diyorsunuz Ankara Gücü'nün başındaydı? Hayır Kartal değil. Şey, 3-1 yendiler Kadıköy'de Fenerbahçe'yi. Hayır oradaki maçta 1-0 bitti maç. Maç 1-0 bitti. Ankara Gücü'nün galibiyetini. Kale önüne giden yok. Şimdi Rodriguez geçsen olacak. Kime atacak? Pas verecek adamı. Senin alternatifin yoksa orada kötü görüneceksin. Yani ben bana göre her zaman iyi. Bana göre süper bir transfer yapıyor. Süper diyorum bak. Ankara Gücü bravo. Şeyi de aldı değil mi? Tolga'yı da aldılar. Ciğerci'yi de aldılar. O geldi tekrardan. İyi adamlar seçiyorlar. Kim alıyorsa bravo. Bana göre yani Fenerbahçe'deki performansı tabii kötü göründü ama ya adam aynı adam arkadaş. Sen takım kötü olursa sen de kötü görüneceksin. Hı hı. Onun için bana gene o hiçbir şeyi de kaybetmemiştir çabukluğundan, süratinden. Çabukluğundan 32 yaşında. Yani. Ya peki. Ne olacak 32 yaşında diye ki daha 5-6 sene daha oynar tabii, yani. Tabii oynar. Çabukluğundan yani, bir şey kaybetmez de. Onun en büyük sıkıntısı şey oldu burada da. Galatasaray'da geldiğinde de o çabukluğundan zaten şeyin üzerine geldi o. Onyekuru'nun üzerine geldi. Onyekuru evet. Onyekuru'nun biraz tabii oyun perspektifi daha farklıydı. Bunun da farklıydı. Bu hocanın söylediği Yunanistan'da oynadığı dönemden bahsediyor. O dönemlerde orada hakikaten patlayıcı gücü falan Galatasaray'da geldiğinde aynıydı. Ama sonra işte değişkenlikler yaşıyorsun. Takımları fazla değiştirdiğiniz zaman şimdi Yunanistan ligini çok iyi bilen bir oyuncu. Orada devamlı sürekli oynamış. Bu tarafa da geldi, buradan gitti. Şimdi tekrardan geldi mi? Tabii Ankara Gücü gibi takımlarda çünkü çoğunlukla rakipleriniz sadece kime karşı biraz bekleyerek oynuyorsunuz? Büyüklere karşı bekleyerek oynuyorsunuz. O tarzdaki takımlarda da attığınız zaman giden bir oyuncu. Onyekuru da aynı şekildeydi. Evet. Ya, tabii bütün takımlara gelenlerin hepsinin başarılı olmasını istedi. İşte Tolga oynadı. İki büyük takımda oynadı. Arkasından Ankara Gücü'ne gitti. Ankara Gücü'nden Bundesliga'ya dönüş yaptı Hertha'ya. Pardon bir dakika hocam. Başakşehir'e gitti. Müthiş oynadı. Pardon. Başakşehir'e gitti. Hayret ettim ben. Niye ayrıldığını anlamış değilim. Ondan niye? Sonra işte Ankara Gücü yaptı. Ankara Gücü'nün Hertha'ya gitti. Hertha'da zaten gelmişti buraya. Orada da iyi oynamış. Hertha'da da iyi oynamış baktım. İşte evet, 18 maç falan oynadı gittiğinde. İkinci devreye yakın falan gitti, ayrıldı.
Yani hayırlı olsun. Bütün transferler biz hepsinin iyi olmasını isteriz. Tabii bilhassa Ankara Gücü gibi takımlar, Samsun Spor gibi takımlar. Yani bunlar ligde tutulması taraftarı olan takımlar. Yani kent takımları. Aynen. Yani çok İstanbul takımı olacağına daha il takımları olsun. Hiç olmazsa hem iller şenlenir hem de taraftarları olan takımlardan bahsediyoruz. Yani. Evet, il takımlarını da özledik. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye dönersek. Altay olayını konuşuyorduk. Şimdi Livakovic tabii merak ediliyor. Birazdan Fenerbahçe'ye ilgili bağlantımız da olacak sevgili seyirciler. AYK Dinamo Zagreb maçı olaylar nedeniyle ertelenmişti. Onun rövanşı yarın. O nedenle Dinamo Zagreb'in durumu belli olduğunda büyük ihtimal Livakovic'in de durumu belli olacak. Sizce Fenerbahçe'nin illa Livakovic'e ihtiyacı var mı yoksa İrfan Can Eğribayat ve Altay'la da şampiyonluğa ulaşabilir mi Şimdi, Fenerbahçe? Bana göre uğraşır ama İrfan Can Eğribayat oynar, iyi de oynuyor. Ama ondan sonra ona bir şey olduğu zaman tekrar gündeme gelecek, Altay gelecek. Altay. Taraftar tarafından şu anda iyi gözle bakılmıyor. Çocuğu mahvettiler ya. Yani ben olsam onu oynatmazdım. Tamam mı? Çünkü bekliyorsun. Ne bekliyorsun? Diken üstünde oynuyor zaten. Özgüvenini kaybetmiş. Ben o 7 golle değil. İki tane gol yedi. Bir tane gol yedi. Geç kaldı çıkmaya. Tamam mı? Geçen maçta geç kaldı. Maribor maçında yedi gol. Çıksaydı. Tabii daha evvel çıksaydı. Çıkmasa Osay Samuel yetişmişti ona. Vurdurmazdı. Hmm. Ama geç kaldı. Hem gol Osay Samuel'e mani oldu. Golü yedirdi. Bu maçta yedi golü, öbür maçta yedi golü saymıyorum. Çünkü o bana göre hiç kabahat yok. Hiç yok hem de. Hiç kabahat. Çünkü top ortalandı da ön direkte birisi vurdu. Biliyor musun topa? Evet. Önden de girebilirdi. Ligde dönene Gaziantep kadar. Maçında yediği golü diyorsunuz evet. Hocam. Evet. Yani tamam. Şimdi orada ama orada bir pozisyon var. Samet'le birlikte biliyor musun? Geç kaldı mesela orada da. Çıkayım mı çıkmayayım mı? Yani baktım özgüvenini kaybetmiş. Yoksa mizzetleri var. Bana göre gitsin Avrupa'da iyi bir takımlarda oynar. Ama şimdi o zaman tek kaleciye kalıyorsun. Avrupa kupalarında da varsın. Tamam mı? Onun için kesinlikle bir kaleci alacaklar yani. Livakovic şart diyorsun. Alacaklar şart. Altay da gitsin. Ya şu pas verilirken sanki offside gibi geldi biliyor musun bana? Ha? Benden nereye geçtim? Ama yok. Evet orada ya. Bir adım falan. Ya bir vallahi yani var ya. Offside olabilir. Şey var mı? Var mıydı burada? Yok. Bunlar da yok. Burada yok. Yoktu çünkü hocam. Orada bir tehlike. Hani Fenerbahçe şöyle söyleyeyim. Ben gene yener diye düşündüm. Şey yapmıştım. Ama iki tane stoperi değiştirdi. Ya Fenerbahçe'nin bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin şeyi belli geri dörtlüsü. Osay Samuel Ferdi, Beko Serdar. Bak, görürsün. Tamam, İsmail orta Müthiş. İsmail. İsmail bank oynayacak. Çok iyiydi değil mi? İrfan da bank oynayacak arkadaş. Daha ne yapsın adam ya? Abi, ya bak şimdi ne oluyor Fred biliyor musun? Fred'le Cengiz gelecek bu kadroya. Tamam ben anlamam yani. Ben oynayan oynatır. Beşiktaş'ta da Muleka gol atıyor abi ne yapacağım? İstersen Ronaldo'yu getir. Bana ne adam gol atıyor. Oynatacaksın kardeşim. Ben aklım sır vermiyor insanlara. Hemen öbür geldi. Ne olur biliyor musun? Altay'ın durumuna düşerler. Oynar kötü oynar. Atıyorum Cengiz. İrfan şimdi müthiş oynuyor. Ya Fenerbahçe'de bazı olaylar var. Kulağıma gelen şeyler var. Hayırdır? Bir grup var orada. Var yani. Oyuncular içinde mi? Hayır dışarıda oyunculara yakın gruplar var. İşte bir nemalanmak istiyorlar. Nemalanmadığın zaman sana bir şey yaratıyorlar arkadaş. Yani negatif bir şey yaratıyorlar. Medyada orada taraftar içinde tweetler mivitler seni adamı bitiriyorlar yani. Bak Ozan Tufan'a da böyle yaptılar. Serdar Aziz'e böyle yapıyorlar. Yani birilerini beslemedin de arkadaş orada duramıyorsun. Olmaz öyle bir şey olmaz ya. Medyada şey şimdi şeye geleyim gene daldan dala. Çok sizi çok beğeniyorum. Beğendim futbolcu fakat iki tane gol kaçırdı arkadaş. Evet. Geçen maçta da hiç yakıştıramadım. Batshuayi'nin asistini yedi. Müthiş indirmişti. Yani, bağlantı mı var? Hazır mı bağlantımız? Ahmet Selim hocam bir alalım bakalım. Şimdi Livakovic'i falan konuştuk. Daha bakalım kimler var Fenerbahçe'nin listesinde? Son durum ne? Fenerbahçe'de şu anda işler yolunda gidiyor ama daha taraftarlar transfer de bekliyor. Ahmet Selim Fenerbahçe'deki hem bu son durumu hem de transferle ilgili gelişmeleri bir dinleyelim senden merakla. Dün akşamla başlayalım. Hı. Dün akşam orada taraftarlara yönelik taraftarlar dışarı çıkartıldı. Biraz orada skandal diye tabir edebileceğimiz tavırlar uygulandı. Öncesinde maç öncesinde Fenerbahçe'nin takım otelinin önüne de gitti Sloven taraftarlar. Böyle havai fişek klasikleşti bu biraz artık da. Polisin bunlara bu kadar yol vermesi enteresan.
gidip Fenerbahçe'yi uyutmamaya, havai fişek atmaya çalıştılar. Orada da Fenerbahçe güvenlikleri müdahale etti, gerekli müdahaleyi yaptı o taraftarlara. Maçta da yine polis kıyafeti, polis yeleğiyle gidip pankartını çaldılar Fenerbahçeli orada tribüncülerin. Tribüncüler de gidip pankartı geri aldı. Yani polisin yol vermesi sonucunda oldu. Zaten Fenerbahçe taraftarının çıkarılma kararı da polis tarafından alınmış bir karar. Hakem orada yerel polisin dediğini uygulamak zorunda. Böyle yani neye güveniyorlar bilmiyoruz. Burada bir Türk karşıtlığı da mı var yoksa ya bu Ceferin'in UEFA başkanı olması mı bu kadar şımarık davranışlar içerisine itiyor Slovenleri, anlayamadık. Burada umarız UEFA olayları doğru değerlendirir ve hakkaniyetli sonuçlar kararlara varır. Bunu öncelikle vurgulamak gerekiyor. Dün stadyum çıkışında da biber gazı sıktı Sloven polisi Türk taraftarlara. Buradan tüm maça giden herkese geçmiş olsun diyelim. Ya bu saçmalıkla ilgili zaten gerekli adımlar atılacaktır ama buraya da vurgu yapmak gerekiyor. Buradan başlamak gerekiyor. Bunun dışında Fenerbahçe Avrupa defterini iyi açtı. Fenerbahçe'nin, kabul edelim ki sadece Fenerbahçe'nin değil, bizim daha üst seviyede olmamız gerekiyor zaten ama en azından buralarda hata yapmadan ilerlemek tüm takımlarımız adına sevindirici. Fenerbahçe için de hazırlık maçı az oynanmıştı. Bu maçlara tabii ki resmi maç, ciddiye alınacak maç, hazırlık maçı değil ama ne olursa olsun bu yıl Fenerbahçe için en önemli hedef lig. Bu lig içinde iyi hazırlık sürecini bir yandan da desteklemiş oldu bunlar. Yeni transferler bir uyum sorunu, çok ciddi en azından uyum sorunu gözükmüyor. Samandıra'da duyduğumuz ki Şimanski'nin gollerine dair bir gece öncesinde çok net bazı spoilerlar vermiştik. Onun bir gece sonra gerçekleşmesi biraz da şansın etkisiyle bizim hani Samandıra'dan aktardığımız haberlerin de sahaya yansımaya başladığının göstergesi. Fenerbahçe'nin kimle konuşsak hep şunu söylüyordu. Bizim biraz maç kazanmaya, biraz takımın motivasyonunu yukarı çıkarmaya, biraz özgüvenin yukarı çekilmeye, işte bazı şeylerin oturması için, takım içindeki rollerin, arkadaşlıkların oturması için biraz galibiyet almaya ihtiyacı var diyordu. Bu doğrultuda bir galibiyet daha gelmiş oldu. Fenerbahçe sezona 5'te 5'te girmiş oldu ne olursa olsun. Bu da doğal olarak moralleri yukarıya çekmiş durumda. Bugün takım dün dönmedi. Bugün orada antrenman yaptıktan sonra İstanbul'a gelecekler ve pazar günü de burada bir gün geçirdikten sonra yarın da bir antrenman olacak ve pazar günü de yine iki antrenman yapıp Fenerbahçe Samsun'a gidecek. Samsun'a da çok kritik bir karşılaşma var. Dün Samet sakatlandığı için ilk 45'in sonunda oyundan çıkmıştı. Çok ciddi bir şey, yani ciddi bir durum gözükmüyor. Bir sakatlık gözükmüyor, bir problem gözükmüyor ama tabii ki yine dinlenmesi gerekebilir. O da buraya geldikten sonra net karar verilecek. Bunun dışında Mert Müldür gibi, Bartu gibi, Umut Nayır gibi isimler ilk kez süre aldılar. Onlar adına önemliydi. Bu şekilde dün akşamı özetleyebiliriz. Fenerbahçe turu beklendiği şekilde, kazasız bir şekilde turu geçmiş oldu. Güzel de goller atıldı. Yani İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyun bu, atmak istediği, takımını attırmak istediği goller bu. İlk golde neredeyse bütün hücum oyuncularının ayağına değdi top. Zaysin direkten dönen topu muhteşem bir hücum organizasyonuydu. Bu anlamda güzel bir geceyi geride bırakmış oldu Fenerbahçe. Bu şekilde maça dair notları anlatmış olalım. İstersen transferde sen sor, öyle ilerleyelim sevgili Onur Yıldız. Evet, şimdi ilk kez bir resmi maçta bu sezon forma giydi İrfan Can Eğribayat ve iyi de oynadı. Bir Altay durumu var Fenerbahçe'de. Hem Altay'ı soracağım hem onun üzerinden Livakovic ya da herhangi başka bir kalecinin transferi durumunu soracağım. Bir de şunu ekleyeyim. Altay'ın maalesef maruz kaldığı bir su atma olayı gördük tribünlerden, Fenerbahçe tribünlerinden. Yani onunla ilgili camiadaki tepki, reaksiyon ne acaba? Ya o anı ben canlı gördüm. Oradan başlayalım. Son oynanan Gaziantep maçının son bölümünde. Aslında olay şu.
Orada penaltı tartışması da var bir yandan. Son pozisyon. Altay'a da bir homurdanma olmuştu. Orada biraz tereddütsüz kaldı vesaire ama orada Gaziantep'li futbolcu ceza sahasının içine doğru topla geliyor. Ceza sahasının içine girdikten sonra tepkiler artınca hakem maçı bitirince topu tribünlere doğru vurdu. Ona bir tepki oldu. Bir iki hatta yanlardan da madde atıldı. O aslında o maddelerden biri Altay'a geldi. Ya yani direkt Altay'a atılan bir madde değildi. En azından oradaki yaşanan olayları gördüğümüzde, evet, bütününü gördüğümüzde, ama tabii Altay'a da zaten tepki vardı, homurdanma vardı. Altay da doğal olarak madde gelince ona atıldı, buna atıldı diye düşünemeyip tribüne tepki verdi doğal olarak. Altay tribüne tepki verince insanlar da Altay tribüne tepki veriyor diye iyice ya işler kötü giderken işte, evet, böyle her şey sarpa sarmaya başlar böyle. Hani olayın onunla alakası yoksa bile doğal olarak insanlar kötü olaylar çeker böyle yaşananları. Altay'ın ama uzun süredir anlatıyoruz. Fenerbahçe taraftarıyla bağı çok fazla koptu. Yani burada Altay değerli bir kaleci, yetenekli bir kaleci. Fenerbahçe Altay'ı kaybetmemeli. Bunu hep söylüyoruz. Ama bir ayrılık, bir ara, bir mola, belki geri satın alma opsiyonuyla başka bir kulübe gitmesi, bu herkes için çok daha iyi olacak. Çünkü bu Altay'ın bir iki şutla düzeltebileceği bir durumdan bahsetmiyoruz. Şey konusu var, kaleyi doldurma konusu var. İrfan Can Eğribayat kaleyi aldığından beri geçen yıl çok bu anlamda iyi bir sınav verdi. O da hatalar yaptı ama kaledeki duruşu, mesajı, verdiği güven Altay'ın çok önüne geçti. Şimdi arkanızdaki isim de sizin önünüze geçtiğinde Altay'da bence üzerindeki yük ağır geldi artık. Yani Altay'da bununla hem eleştiriler bir yandan milli takımda yarış, ki o zaman hep söylüyorduk bu Uğurcan Altay tartışmaları iki oyuncuyu da aşağı çeker, yapılmamalı diyorduk. Bunların da etkisiyle Altay şu anda mental olarak, özgüven olarak çok iyi bir noktada değil. Altay çok yetenekli bir kaleci ama bu yeteneklerinin çok 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 uzağında şu anda. Bundan dolayı da o ayrılık kaçınılmaz gözüküyor. Bence her taraf için en iyisi bu. Fenerbahçe zaten yabancı kaleci alacak. Bunu net vurguluyoruz. Ben hala Livakovic'te bir pürüzsüzlükte sürekli haberler çıkıyor. İşte o takım teklif yaptı, bu takım, en az 7-8 tane böyle haber çıkmıştır. Real Madrid bile çıktı işte. Real Madrid de düşünüyor Livakovic'i şeklinde haberler çıktı. Ya ben bu şimdi yarın maç var. Rövanş maçı. İlk maçı 2-1 kaybettiler. Elenirse artık Livakovic'in geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe kulübünden biz hani teyit alma konularında çok sağlıklı bir iletişim olmadığı için %100 konuşamıyorum ama ben Livakovic'te herhangi bir negatiflik duymadım. Bu maçların ardından Livakovic'in artık gelmesini, hı-hı, bekliyoruz. Yani yarın da rövanş maçı var. İlk maçı da kendi sahasında Dinamo Zagreb 2-1 kaybetti. AEK deplasmanı çıkacak. Buradaki sonuca göre artık Livakovic'in gelmesini bekliyoruz. Orada bekleyen sadece Fenerbahçe değil, Ajax, Feyenoord, Trabzonspor, Petkovic'i, bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Kaleci konusunda ya yani yabancı kaleci kesin alınacak. Onu söyleyelim. Peki. Altay olmazsa, Livakovic olmazsa da farklı isimlere, evet, daha çok yoğunlaşırız tabii ki. Diğer alınacak isim, gündemdeki isim orta saha. Biraz böyle hani agresif, defansif bir orta saha deniyor ama birkaç gündür bazı haberler çıktı. Hani Fenerbahçe o bölgeye öyle bir isim alacak ki çok şaşıracağız şeklinde. Böyle mi tutalım beklentiyi, yoksa yine işte Krunić vesaire o isimler üzerinden mi gidelim? Yani burada şu parantezi açacağım. Krunić nedense ya Milan'ın oynayan orta sahası, şimdi her gün İtalya basından sözleşmesini Fenerbahçe'nin verdiği paraya çıkarıp uzatacaklar haberleri geliyor. Teknik direktör Krunić'i çok tutuyor, çok şey yapıyor. Krunić bir değer görmedi bu ülkede, neden bilmiyorum. Tamamen sosyal medya etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönem Dominguez'in hemen ardından çıkmıştı isim. Dominguez'le ilgili çok videolar yapıldı, çok ön plana çıktı. İşte peşinde başka kulüplerde olduğu için böyle bir değerli oldu. O iyi, Krunić kötü oldu, böyle bir durum oldu. Krunić'ten başlayalım. Fenerbahçe orada çok ciddi bir satranç oyunu oynanıyor. Fenerbahçe oyuncuyla anlaştı. Milan, Fenerbahçe Dominguez'e 9,5 milyon euroluk teklif yaptığı için
ve tabii transfer piyasasında önemli adımlar attığı için Milan kapıyı 12 milyon eurolardan 13 milyon eurolardan açtı. Milan 18 milyon euro arasında bu işin bitmesini istiyor. Fenerbahçe'de oyuncunun gerçek değeri 5-7 milyon euro arasında diyerek burada bitirmeye çalışıyor. Krunic kulübüne res çekince Milan'da biraz gurur yaptı burada. Bir de Milan'da şöyle bir şey yaşandı. Sportif direktör değişikliği oldu. Yeni sportif direktör gelir gelmez bir oyuncunun böyle baskısına boyun eğmek istemedi. Gurur yaptıdan kastım biraz bu. O yüzden şimdi İtalya basında her gün sözleşme yenilenecek haberleri çıkıyor. Ben biraz da o işin de taktik gereği olduğunu düşünüyorum. Ama bu gururdan dolayı bu süreç şu anda tıkalı gözüküyor. Krunic süreci. Soğuma resmi çok fazla kulislerde konuşuluyor. Ben direkt olarak sordum bunu ve net bir şekilde doğru olmadığı söylendi. Ama bu konularda işler değişebiliyor. Leicester forması giyen Galatasaray'la da adı geçmişti. Yine sosyal medyada. Soğumare ismi ama bana net bir şekilde doğru olmadığı söylendi. Ama ben dediğim gibi bu konuda sonra gelişmeler oluyor. Biz yalancı durumuna düşüyoruz. Ben o yüzden sadece olanı aktarıyorum. Yarın işler değişebilir. Bir beklenti var bu konuda. Çok iyi isimler, çok şey isimler ama ben orada transfer dönemi sonuna doğru yani böyle iyi bir ismin, böyle çok 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 büyük isim değil de iyi bir ismin takviyesinin olacağını düşünüyorum. Ama isim konusunda araştırmalarımız sürüyor. Yeni isimlerle karşılaşma ihtimalimiz bir hayli yüksek. Evet. Peki son kısaca şunu sorayım. Başka bir bölgeye takviye olur mu Fenerbahçe'de? Gidecek isimler kim olur? Onlar da yavaş yavaş gitmeye başladı zaten. Burada Arao da gitti. Gustavo Henrique gidecek şimdi. Muhtemelen ligden bir yere kiralanır diye düşünüyorum. Gidecek isimler ayrılacaklara bağlı olarak bundan sonra gelişir. Crespo'nun ayrılma ihtimali var. Joshua King'in durumu belli değil. Ya Joshua King bir anda böyle çok şeyi düştü ama geçtiğimiz yıl bazı dönemlerde iyi performans vermişti. Fenerbahçe teknik heyeti de ya Joshua King sakatlanmasaydı şu an çok sakatlandı ve o sakatlıklar onu bitirdi. Yoksa aslında takımın en parlayan oyunculardan bir tanesiydi. Teknik heyet de bu yüzden biraz ikilemde. Dün de yine asist yaptı. Daha önce yine girdiği bir oyunda, oynadığı bir oyunda iyi bir performans göstermişti. Ya Joshua King'e teklif de var ama yani ayrılığı kesin diyemiyorum. Bu yüzden ayrılığına bağlı olarak belki bir hamle gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ya planlarda başka transfer yok ama sürpriz Batshuayi mesela. Çok acayip paralar konuşuluyor. 10 milyon eurodan yüksek teklifler vesaire. Benim duyduğum kadarıyla o kadar değil. Batshuayi'nin de ayrılmaya çok fazla niyeti yok. Burada mutlu. Ama olur transfer döneminin sonunda Fenerbahçe'nin de reddedemeyeceği bir teklif koyulur. O zaman bir forvet bakılır hemen. Dediğim gibi Krunic, özür dilerim, 6 numara ve Livakovic yani kaleci transferinden sonra tamamen eğer oyuncu ayrılırsa bir adım daha atılır. Veya 1 Eylül 15 Eylül arasında çok 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 iyi bir oyuncu için bir fırsat çıkar değerlendirilir. Durum bu sevgili Onur Yıldız. Peki teşekkür ediyoruz. Ahmet Selim Kul Fenerbahçe ile ilgili merak ettiklerimizi fazlasıyla anlattı yine her zamanki gibi. Hemen aramız gelmiş. Kısa bir araya gidelim. Ardından beraberiz. Spor gündemi transfer devam ediyor sevgili seyirciler. Sıcak gelişmeler de devam ediyor. Arka arkaya Zaniolo Aston Villa'da Premier Lig takımı Galatasaray'dan Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Birazdan detayları alacağız Emre Kaplan'dan. Beklenen bir transferdi. İki gün önce netlik kazanmaya başlamıştı ve bugün artık resmiyete dökülüyor bu iş. Güvenç Hocam Zaniolo ile yollar ayrıldı şimdilik. Çünkü satın alma opsiyonu yani zorunlu satın alma opsiyonu değil. Şimdi ben geçen sene Rashica çok formdaydı. Zaniolo kenarda oturuyordu. Ama ne demiştim ki ya Şampiyonlar Ligi'nde bu Zaniolo lazım. Adamın kalitesi belli. Girdi bir maçta iki tane gol attı ki müthişti yani. Ben gitmesine üzüldüm. Galatasaray adına üzüldüm. Şampiyonlar Ligi'nde ama Tete falan alındı oraya. Yani iyi adamlar da aldı Galatasaray. Aldılar ama Zaniolo bambaşkaydı. Benim görüşüm tabii bu ama tabii ekonomik olarak Galatasaray'a bir katkı sağlayacak tahmin ediyorum. Onlar da işte Tete'yi aldılar. İşte sağ tarafta bir sürü adam var. Zaha var, Tete var.
Var da var, Barış var, evet. Yunus var falan yani. Bana göre şahsen üzüldüm biliyor musun gitmesine, Galatasaray'dan ayrılmasına üzüldüm. Bir Emre Kaplan'a bağlanalım, bize detayları versin. Tabii Galatasaray'la ilgili soracağımız daha çok şey var kendisine. Emre, söz sende. Onur Yıldız, teşekkürler. Konuklarınıza da selamlar. Ekrana yansıdı son dakika gelişmesi. Nicolò Zaniolo artık resmen Aston Villa'da diyebiliyoruz. Hemen şöyle saate bakıyorum. Bu dakikalar itibariyle Zaniolo Aston Villa'yla sözleşmeyi imzalıyor. Resmi sözleşmeyi imzalıyor. Yaklaşık yarım saat önce dakikalar içerisinde sözleşme imzalanacak bilgisi gelmişti ki gün içerisinde özellikle İtalyan basınında çıkan iddialar biraz durumu karıştırdı. Sağlık kontrolleriyle ilgili, Nicolò Zaniolo'nun sakatlık geçmişiyle ilgili Aston Villa'nın bir garanti istediği ve transferle ilgili aksilik olabileceği ifade edilmişti. Sonrasında bu haberi geri aldı İtalyan basınındaki meslektaşımız. Benim de edindiğim istihbarat, aldığım bilgi, Nicolò Zaniolo'nun hiç böyle bir şeyden haberi olmadığı dahi. Yani böyle bir haberden, böyle bir durumdan Nicolò Zaniolo'nun haberi yok. Kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti. Her şey planlandığı gibi gidiyor ve şu sıralarda da, şu dakikalar itibariyle sözleşmeyi ya imzaya atıyordur ya da birkaç dakika önce atmıştır. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Transfer artık tamamlandı. Satın alma opsiyonuyla birlikte Galatasaray Nicolò Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiraladı. Maddi detaylarını hep paylaşmıştık. Aslında kalem kalem gitmektense total ulaşılabilecek rakamı söylemek daha sağlıklı olabilir. Zaten gün içerisinde muhtemelen Galatasaray Kulübü de artık resmi sözleşmeler imzalandığı için açıklamayı yapacaktır. Orada daha detaylı bilgiyi taraftarlar, futbol severler görebilirler ama total rakam, Galatasaray'ın elde etmesi muhtemel rakam 38 milyon euro civarında. Burada bir kiralama bedeli var. Bu sezon için alınacak bir kiralama bedeli var. Bir satın alma opsiyonu var. Bunun da belli şartlara bağlı olduğunu söyleyelim. O yüzden bir zorunlu anlaşma demek doğru bir ifade değil ama çok yüksek olasılıkla gerçekleşecek olan, yaklaşık 20 maç oynaması halinde devreye girecek olan bir opsiyon bu. Ve yanı sıra oyuncunun performansına bağlı olarak, oynayacağı maç sayısı, göstereceği performansa bağlı olarak kolay ulaşılabilir bonuslar olarak adlandırılan bu tip transfer görüşmelerinde rakamlarla birlikte yaklaşık 38 milyon euroluk bir rakam gelir elde etmesi bekleniyor Galatasaray'ın. Daha önce de hep ifade etmiştik, 15 milyon euro bonservisine ödemişti Galatasaray. Henüz gerçi bu konuda bir ödeme yapılmadı çünkü 5 taksitle ve Eylül ya da Ekim ayında başlayacaktı ödemeler. Galatasaray henüz zaten Zaniolo ile ilgili bir bonservis ödemesi de yapmamıştı Roma'ya. Ama taahhüt edilen rakam 15 milyon euro. Yine Galatasaray'a transfer olurken de kolay ulaşılabilir belli bonuslar vardı. Burada Galatasaray'ın ödeyeceği rakam Roma'ya totalde 16,5-17 milyon euro civarında. Bir de kardan bir pay ödenecek. Satış karından elde edilecek payın da %20'si Roma'ya gidecek. Ama kısa süre içerisinde Galatasaray'a Şubat'ın 6'sında İstanbul'a gelmişti Nicolò Zaniolo. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte ciddi bir gelir elde etmiş oldu Galatasaray Zaniolo transferinden. Artık bu işin tamamlandığını söyleyelim. Dediğimiz gibi kısa süre içerisinde hem Aston Villa tarafı hem Galatasaray tarafı da bu transferle ilgili resmi açıklamayı yapacaklar. Peki Zaniolo ile yollar ayrıldı, kiralandı Aston Villa'ya. Peki gelecek oyunculara bir geçelim. Orta saha arayışı devam ediyor Galatasaray'ın, Torreira'nın yanına. O konuda var mı bir netleşme? Çünkü birkaç önemli isim hala gündemde Galatasaray'da. Aslında birçok isim gündemde Onur Yıldız. Transfer döneminin başından beri Galatasaray'da 8 numara orta saha transferi çok fazla konuşuluyor. Çok fazla isim ortaya atıldı. Belli başlı isimlerle Galatasaray'ın görüşmeler yaptığını, belli aşamalara geldiğini de biliyoruz ama bugün itibariyle çok net ön plana çıkan bir isim şöyle söyleyemiyoruz. Aslında mesela dün çok fazla Guendouzi haberi yapıldı ama sonrasında Erdem Bey akşam yaptığı açıklamada gündemimizde yok dedi. Zaten Guendouzi konusunda transferin çok gerçekçi olmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Marsilya'nın buradaki bonservis beklentisi. Galatasaray'ın çok kolay karşılayabileceği seviyede bir bonservis değil. Bayern Münih'ten Gravenberg ismi var. Uzun süredir Galatasaray oyuncuyla ilgileniyor ama kolay bir transfer değil. Bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde daha doğru bir ifadeyle, dün Erdem Bey'in yaptığı açıklamaya istinaden bunu söyleyebiliyoruz. 8 numara konusu artık netleşecek gibi gözüküyor Galatasaray'da. Görüşülen belli aşamaya gelmiş isimler olduğunu ifade etti. Biz henüz bu isimleri öğrenebilmiş değiliz. Dediğimiz gibi bugüne kadar yapılan görüşmelerdeki isimleri, işte Parades isminden bahsedildi, Fred'le yapılan görüşmeleri hep ifade etmiştik, aktarmıştık ama şu anda elimizde Gravenberg ismi var. Onun dışında yine
Fofana ismi var. Ama önümüzdeki hafta Galatasaray'ın kadrosuna katacağı, imza attıracağı oyuncu kim diye sorarsanız açıkçası bu dakika itibariyle henüz onu ben de bilmiyorum. Ama tabii ki öğrenme yönündeki gayretimiz devam ediyor. Peki Hakim Ziyech'in sağlık kontrolleri çarşamba günü yapıldı ama bugün cuma, hala bir netlik yok o konuda. Son durum nedir? Erden Timur dün akşam bir cümleyle açıkladı. Şu anda sağlık kontrollerinde bir problem olduğunu sanmıyorum dedi. Ama neden gecikti? Detayları alabilir miyiz senden? Nedir durum Ziyech'te? Şöyle Onur Yıldız, süreci anlatmak gerekirse Galatasaray uzun süredir Ziyech için istekliydi, görüşme halindeydi. Ve Chelsea ile de salı akşamı itibariyle belli bir noktaya gelinmişti. Çarşamba günü sabah saatlerinde prensip anlaşması sağlandı. Chelsea ile Galatasaray arasında herhangi bir bonservis bedeli ödemeksizin, ama oyuncunun sözleşmesinde yer alan belli başlı bonuslar var. O da yaklaşık 1 milyon euroya tekamül ediyor totalde. Bunları ödeme karşılığında anlaşma sağlandı. Sonrasında tabii ki Hakim Ziyech yakın dönemde El Nassr transferinde sağlık kontrollerinde bir problem yaşamıştı. En azından çıkan haberler o yöndeydi. Galatasaray Kulübü de bu doğrultuda bir planlama yaptı. Çarşamba günü Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce Londra'ya gitti. Kapsamlı bir sağlık kontrolü yapıldı Hakim Ziyech için ve ilk aşamada herhangi bir problem çıkmadı. Dün de sabah saatlerinde Türkiye saatiyle saat 12 sularında, İngiltere saatiyle 10 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam, kan testleri yapıldı Hakim Ziyech'in. Kan testlerinde de herhangi bir probleme rastlanmadı. Açıkçası biz dün akşam saatlerinde, hatta belki gecenin ilerleyen saatlerinde Ziyech'in İstanbul'a gelmesini bekliyorduk. Şu anda herhangi bir problem olmadığı bilgisine sahibiz. Yine kulüp kaynaklarına, yetkililere sorduğumuzda Ziyech'le ilgili herhangi bir problem yok. Anlaşmalar sağlandı. Sadece Chelsea kulübüyle aradaki ufak detaylarla ilgili son görüşmeler yapılıyor. İmzalar atıldığı an Ziyech zaten İstanbul'a gelecek şeklinde bir bilgiye sahibiz. Dediğim gibi sağlık kontrollerinde herhangi bir problem yok. Sonrasında bir kan testi yapıldı. Geçmiş 3 aya dönük bir kan testi gerçekleştirildi Hakim Ziyech için. Burada da herhangi bir probleme rastlanmadı. Artık o son detayların halledilmesiyle birlikte faslı oyuncunun da İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Yani Galatasaray artık transferi bitirdi. Tabii ki sözleşme imzalamadan söylemek doğru bir şey değil ama bitirmeye çok 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 yakın. Son olarak bir de Ramos ismi hala sıcak mı gündeminde Galatasaray'ın? Ramos ismi şöyle, yani kulüp yetkililerine yine sorduğumuzda Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Zaten gündeminde olduğunu ifade etmiştik ama Ramos cephesinin istekleri Galatasaray için biraz fazla, biraz yüksek maddi talepler. Çünkü 10 milyon euronun üstünde bir rakam talep ediyor Sergio Ramos. Son öğrendiğimiz bilgi bu. Direkt olarak teyitli kulüp kaynaklarından öğrendiğimiz bilgi 10 milyon 500 bin euro, 11 milyon euro civarında bir yıllık ücret. Yanı sıra 2-2,5 milyon euroluk bir imza parası, yine başarıya dayalı bonuslarla birlikte gerçekten bir hayli maliyetli bir durum. Ama Galatasaray adına da, yani Galatasaray şu anda zaten bu rakamları ödeme gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray kendi şartlarında bir teklif yapabilir Ramos'u ama Galatasaray'ın da elini güçlendiren konu burada Şampiyonlar Ligi. Çünkü Ramos Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor. Arabistan'dan gelen tekliflere hiç en baştan beri sıcak değildi. MLS'ten gelen tekliflerde bir uzlaşma yolu bulamadı. Avrupa'da devam etmek istiyor ama burada önemli bir detay. Ramos tabii ki kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nin hep zirvesinde oldu. Kupaların hep kulübünden tutan isim oldu Real Madrid kaptanı olarak. Kariyerinin bu döneminde de yine Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Yani Galatasaray adına burada bu transfere dair olumlu olan taraf bu. Ama dediğim gibi rakamlar çok yüksek. Galatasaray tabii ki herkesin tahmin edebileceği üzere bu rakamları ödemeye çok sıcak değil. Ama görüşmeler yapılacaktır. Henüz Galatasaray zaten Ramos için masaya oturup oyuncu tarafıyla ya da oyuncunun menajeriyle resmi bir transfer görüşmesi yapmadı. Sadece karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Ramos'un talepleri dinlendi. Galatasaray'ın da aşağı yukarı verebileceği rakamlarla ilgili durum oyuncu tarafına iletildi. Peki Emre Kaplan, Emre, eklemek istediğin bir şey yoksa çok teşekkür ediyorum. Önemli detaylar aktardın. Taraftarın merak ettiği, camianın merak ettiği transferlerle ilgili. Çok teşekkürler. Evet, Zaniolo ile ilgili Güven Çoşe dedi ki, sevgili Mahmut Alparslan, ben üzüldüm gitmesine dedi. Siz ne hissettiniz? Tabii tam detaylı seyredemedik onu çok. Değil mi? Doyamadık ya. Hani rüzgar gibi gelip geçti derler, öyle de bir film vardır. Seyredemedik ama şu var, tabii çok farklı takımlarla anılıyordu. Aston Villa'nın çıkması sürpriz oldu. Yani benim için sürpriz oldu Aston Villa'nın
Hadi Manchester. İtalya bekleniyordu aslında. İtalya yani. Hatta işte İngiltere'de daha elit takımlar, daha üst seviyedeki takımlar, atıyorum işte Manchester United gibi, ne bileyim Tottenham falan gibi, gerçi oraları dolu onların da. Hani Aston Villa'nın çıkması son dönemde hayret ettik ya. Biz daha farklı. İşte Juventus'un zaten olmayacağını biliyorduk da. Ama hep Juventus devamlı irdelendi. Milan başta zaten öyleydi. Transferin süreci verip Milan'a verilecekti. Hayırlısı olsun iki taraf için de. Burada şöyle, ben futbolcu açısından değil mi? Galatasaray kulübü açısından bakarım. Kasaya girecek paraya bakarım. Çünkü çok veriyorsunuz. Çok rakamlar gitti yani. Epi bir yeni bir transfer yapıyorsunuz ve külfetli transferler bunlar. Ucuz transferler değil. Bunların maliyetleri olan, Şampiyonlar Ligi'ne girseniz bile ancak iki tanesini karşılayabilirsiniz. 16 milyon euro kalıyor Galatasaray 38'e satarsa. Hocam iyi para. 18 zaten şeye verecek. Yüzde geri kalan 20'nin de %20'si ne yapıyor? 4 milyon. Galatasaray'a 16 milyon para kalacak. Hocam yani 4 ayda, 3 ayda senin aldığın 15 maç oynattığın bir oyuncudan kazandığın para. Durup iyi bir kar. Galatasaray herhalde ya, müthiş bir şey müthiş. Ya. Şimdi o bir taraf. O zaten onun alınması o tarzdaydı. O şekildeydi. Anlaşmalar yani ben sende kalmak değil satmak. Hocam dediğim 5 ayda 16 milyon euro kar. Yani şimdi o açıdan Galatasaray'da dedim ya, farklı bir takımlar vardı. Çok farklı isimler geçiyordu. Yani, nereye giderse gitsin. Ben de futbolcuya değil de kulübe girecek paraya bakarım. Şu anda sizin o kazandığınız yani parayı da zaten orası dolu. Zaniolo da kalsa problem olacak. Şimdi Zeyic olayı geçiyor. Zeyic arasa zaten orada oynayan bir oyuncu. Evet. Hepsi tamam 10 numara falan da oynuyor ama genelinde futbol hayatına bakın, ben anlatmayayım burayı, hep tekrara düştü. Daha her anmandan 17'leri 19'lardan beri takip ettiğimiz ve listemizde olamıyor. Düşün bak ne zamanlardan beri. Hep biz bunları geç intikal ediyoruz. Yani zamanda belki atıyorum 1 milyon diyelim alacağım bir oyuncu. Şimdi daha farklı alıyoruz. Ziyech'i diyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Twente. Oradan daha Twente'ye gelmedi. O zaman çok geçiyordu adı. Ziyech'in yıllarca ben hep Fenerbahçe'yle adının geçtiğini hatırlıyorum. Şimdi, sevgili hani Alex'ten sonra. Sevgili kardeşim daha Twente'ye gelmeden. Daha Twente değil, her hemen de oynarken de altyapılarda oynarken oralardan takip ettiğimiz bir oyuncu. Raporlar bir sürü doludur. Ama o vakitler kabul ettiremiyorsun. Ya hadi olmaz deniliyor, genç deniliyor. İşte biz farklı baba topçular alın diyorlar. Ve şimdi o baba oldu bu tarafa getiriyorsun. Baba yani olunca büyük, da getirmek zor oluyor. Yani işte getiriyorsun ve büyük maliyetlerle. Onun için dedim Zaniolo'nun transferi, ben Zaniolo açısından bakmıyorum futbolcu, ben kulüp açısından bakıyorum. Çünkü maliyetli oyuncu, bunları ödeyeceksiniz. Zeyç'i de getirseniz ödeyeceksiniz. Tete'yi de getirseniz ödeyeceksiniz. Öbürüne de hepsini ödüyorsun. Zeyç'in şeyi var mı? Bonservisi yok değil mi? Yok. Şey var mı yok mu? Var Chelsea'nin topçusu. Şöyle 1 milyon euroluk bir ama şey. Ama Chelsea'nin topçusu daha hala. Onun için dedim. Ama şeysiz bırakacaklar. O bize ucuz geliyor. 1 milyon ucuz geliyor. Şey söyleyeyim mi? Şeye verecektim 5,5-6. Kime? Rashica'ya. Bu bana göre... Şu anda Rashica'dan daha iyi. Bana herhalde göre yani. Dünya dördüncüsü takımın tabii. Direkt isim oyuncusu. İsim olarak Ziyech tabii. Tabii. Hocam. Ha ileridesi falan filan düşünmüyor kimse kardeşim. Şu anda yönetim, herkes Galatasaray, Fener, Beşiktaş şampiyonla oynayacak. Başarılı olacak adama bakıyor. Oraya İleride ben zaten. Bak al işte yaptı 16 milyon euro kar yapacak bu olursa. Şimdi Galatasaray onu hocam, da yapıyor. Helal olsun yani hocam, Galatasaray yönetimi. Şeyle Rashid Seyrifler, onun yanında dünkü çocuk deriz. Kariyer olarak. Şu, herhalde yani tartışmazsın. Dünya dördüncüsü olmadan evvel zaten o piyasadaydı. Twente'de yaptığı çıkışı, Herenmen'deki gösterdiği o çıkış, Twente ve arkasından Ajax'ta gösterdiği başa da o vakitler şey yoktu, Tadiç falan yoktu piyasada. Yoktu, tabii. Yani bu oradan gidiyor, gidiş yeri belli. Yani hakikaten şimdi mukayese kaldırmaz. Evet. Çok farklı bir oyuncu. Ama ne var? Galatasaray tabii bunları yaparken mutlaka biz bir tane orta saha falan dedik ama şimdi iki taneye dönmedi iş orta saha. Çünkü buralar öndekiler bu topçular çok geri gelen oyuncular değil. Evet. Burası çok iyi oldu. Yalnız ortayla geride mutlaka oyuncu almak külfeti çıktı. Şimdi bir de şu var. Herkes santrofor diyorlar işte bakan bu kaldı. Galatasaray'da tek bir santrofor. Tek ama. Öbürleri santrofor değil. Tek bir santrafor var, Icardi. Icardi. Olmadığı zaman kimle oynayacaksın? Santrafor özellikle oyuncu yok. Evet. Yok. Hepsi işte buralarda oynayan, böyle forvet hattında oynayan oyuncu. Ama Icardi gibi mesela bir Gomis. Gomis santrafor. Evet. Onu ne açıkta oynatırsın ne bir yerde. Gomis o tarzda bir oyuncu yok, ikinci bir oyuncu yok Galatasaray'da.
Şimdi izledikçe, maçları izledikçe, oyunlar geliştikçe görüyorsun nerelerde daha fazla sıkıntılar yaşayabileceğini ileride. Tekrar söylüyorum. Bir orta saha diyorduk, şimdi iki tane öyle böyle çok koşan bir orta saha olması lazım. Basan ve topu iyi kullanan orta saha. Artı stoper, bir de bulabilirseniz işte santrofor. Bak bir çırpıda üç tane mevki geldi. Önceden ne dinliyordu herkes? Bir mevki konuşuyor. Ama oyunlar oynanmaya başlayınca senin sıkıntıların nerelere geleceğini görüyorsun. Ortaya çıkmaya başladı. Hepsi. Çünkü bunlar zamanla gerçi bilinen bir şeylerdi ama herhalde bütün kamuoyunda da ne çıktı? Aa bak bizim stopere ihtiyacımız var. Aa şimdi bizim bir tane orta sahaya ihtiyacımız var. Tek bir tane de değil. İki tane orta sahaya ihtiyacım var. Bunu farklı oynayabilecek meziyetlerde. Evet. Keşke bitirebilselerdi ki kabul etmedi. Parades. Ya bu kadroyu kurduğun zaman Parades abi hepsinin üzerinde. Tam nokta atışı olurdu hepsinin değil mi? Hepsinin üzerinde. İsmi geçen orta sahalar var. Hepsinin üzerinde. Bir hepsi. Onu yazarsın. Ondan sonralara bakarsın artık. Tabii. Ama olmadı. Kabul etmedi. Avrupa'da kalmak istedi. Daha doğrusu İtalya'ya gitti, Roma'ya. Keşke bu kadronun içinde Parades olsaydı. Galatasaray'ın oyun düzeni çok farklı olurdu. Şimdi Hakimi'yi bahsediyorsun. Enteresan bir oyuncu. 10 numarada oynamam bir seyitte var. Ama en çok dışarıda, iki tarafta da hem dışta solda oynuyor hem sağda oynuyor. Bir kere çok iyi bir ayağı var. Oyun kurgusu çok iyi. Daha neyi bahsedeceksin? Müthiş bir asistçi. Tabii Icardi'm var. Bu tarafta solda Zaha var. Abi bunlar tank gibi adamlar. Tete var. Yani Tete şimdi. Barış var, Yunus var, Kerem var. Şimdi Yunus'u ben yabancılardan çıkıyorum. Transferlerden çıkıyorum. Transfer hakikaten... Bak bu hat şurası var ya, şu forvet hattı mükemmel. Ama burada eksiğim var senin. Hocam şu bak anda Mertens de müthiş adam. Kim? Oliveira da Mertens de, ikisi de çok iyi adam. Hocam, ama şimdi... buraya iyi bir 8 numara. Bak Freddy gibi bir adam. Freddy'yi alsalardı bunlar Fred. Var ya. Freddy. Bitmişti. Ye fazla hocam. Neyse. Anlamadın yani değil mi? Anladım. Freddy hocam... Kruger neydi o? Freddy. Freddy'nin kabusu, Freddy Krueger. Tabii bizim çocukluğumuzun kabus korku filmlerinden bir tane... biriydi. Yok, Fred Çakmaktaş ayrı. Anladım. Sabah onu izlerdik. Fred Çakmaktaş'ı, gece de Freddy Krueger'ı izlerdik. Sonra uyuyamazdık zaten. Evet. Nereden geldik bu konuya hocam? Hocam getirdi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu arada Aston Villa da geçen sene 7. oldu. Yani Chelsea, Tottenham gibi kulüplerin önünde bitirdi. Onlar da bir çıkıştalar. Sevgili Onur... İngiliz takımları yatırımını yapıyor. Bakmıyorlar onlar. Çünkü onların bir sponsorlukları zaten çok çok farklı. Hangi sırada olursan ol fark etmiyor. Bir de gelirleri çok iyi. Tabii. Televizyon gelirleri çok iyi. Aynen. Sen 1 milyon alıyorsan evet de başına koyuyorsun. Düşen takım 100 milyon euro falan kazanıyorsun. Ya düşün yani. İşte bak biz 1 milyon alıyorsak eyvah diyoruz, geldi çok güzel para. Onların düşen takımdan bahsettin sen. Yani iyi oldu ya, ben Galatasaray'ın oyuncu kaybetmesinden değil daha çok para kazanmasından yola çıkıyorum ki oraları kuvvetlendi. Yani işte Tete var, Hakim geldi ki geldi bir gözünle bakıyoruz artık bu kadar gittikten sonra. Babel az önce bir tweet atmış hocam, reklam arasında baktım. Hazır olun geliyor diye bir tweet atmış Ziyech'le ilgili. Milli takımdan arkadaşlar, yani şeyden Hollanda'dan arkadaşlar. Ajax'tan. Ajax'tan. Milli takım diyorum. O yüzden bayağı ilişkileri de iyi. Yani eli çok, kulağında. Çok, şimdi çok teknik kapasitesi, çok seviyesi, üst seviyede bir oyuncudan söz ediyor. Tamam, Avrupa'da işi bitmiştir, istemezler. Ya ne bitecek ben anlamadım ya. 3 ay evvel, 4 ay evvel, neyse 6 ay evvel Dünya Kupası'nda oynadı. 4. Milli, yani Roman dünya Sides'le 4.sü beraber. Takımın futbolcusu ya. Ben insanları anlamıyorum. Olabilir, Merkelen. Sakatlık olabilir. Bir ay sonra, iki ay sonra düzelir adam. Yok, bana göre Galatasaray müthiş bir iş yaptı. Sakatlık açısından demiyorum. Yani Chelsea gibi takımlar daha farklılara yöneliyorlar. Daha genç, daha aktif. Hocam kaç yaşında Hakim? 31. Ya bir şey değil ki hocam. Ama onlar öyle düşünmüyor hocam. Biz düşünmüyoruz. Biz tamam bizim için. Yok yani. Onlar fazla hocam, onlar kadroda tutmuyorlar bazen hocam. 35-36. Çok transferler görüyoruz. Aslında daha Chelsea'de değil mi? Tabii. Onu alabilsen ne güzel olur. Hocam sağ bek o. Ne yapacaksın sağ beki? Sağ bek abi, orta sahada da her tarafta oynuyor. Ya oynar ya hocam. Tamam da bizim, yani. Bizim takımlarımız da her tarafta olur. Yok hocam ya herkes yerin. Ya şunu var.
Galatasaray şu anda iyi bir 8 numara. İşte Fred gibi ben alsaydı. Galatasaray alsın demedi. Atletico Madrid de gitmişti hocam. Gitmiş mi? Evet. Ya, tabii ama Chelsea'de kaç? 10 yıl mı ne? Bayağı oynadı. Hep Azpilicueta diyor. Her yerde oyunda bir bakıyorsun hep Azpilicueta geçiyor. Sanki başka birisi yok şeyde. Chelsea'de her tarafta vardı adam. Evet. Yani. Öyle bir topçuydu. Bir anketi ekrana getirelim. Sonrasında Erden Timur'un açıklamalarına gideceğiz. Madem bu bölüme Galatasaray'la başladık. Sormuştuk Galatasaray-Trabzonspor maçı ne olur diye. Bir anket gelsin ekrana. %59 ufak bir düşüş var Galatasaray'da. %59, beraberlik %16 ve Trabzonspor %25. Trabzonspor'un yolculuğu da başlamak üzere Galatasaray maçı için. Birazdan hazır olduğunda canlı görüntüleri ekrana getireceğiz. Erden Timur da hem transferle ilgili hem gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dün akşam hemen ekrana getirelim, üstüne konuşalım. Evet, Erden Timur'un açıklamaları merakla bekleniyordu. Ziyech'in sağlık kontrolünde herhangi bir şu anda problem yok diye biliyorum dedi. Rashica'nın bir transfer çalımı olduğunu düşünmüyorum dedi. Siz ne düşünüyorsunuz Beşiktaş'ın transfer etmesiyle ilgili? Ya şimdi siz istersiniz rakip takım alır, rakip takım ister siz alırsınız. Bunlar bizde bu çalımlar hocam, geldi. Çalım saha içinde esasında. Saha içinde sen iyi oynuyorsan. Hocam, şu son dakikayı bir vereyim. Başakşehir Çadli ile sözleşmesini feshetti. Turuncu lacivertler 34 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırdı. Belçikalı önemli bir oyuncu. Ve topçuydu. Büyük umutlarla gelmişti. Yine iyi de performans sergilediği zamanlar da oldu. Burada biz görmedik onu. Hiç görmedik. Asıl Çadli'yi tabii göremedik. O Chelsea'de bizim de takip ettiğimiz dönemler. Onu Çadli'yi ama çok maliyetliydi ve burayı hiç düşünmüyordu bile. Çok enteresan ve kaliteli bir oyuncuydu ve oynayan bir oyuncu böyle. Takımla birlikte oynayan bir oyuncu ama belli bir süreler gittikten sonra yeriyorsunuz, buraya da uyum sağlayamıyorsunuz. Bazıları da hemen bugün atıyorsunuz. Sanki 5-10 seneden beri Türkiye'de oynuyormuş ve takımla oynuyormuş gibi performans gösteriyor. İşte onlardan bir tanesi de Icardi. Yani sanki Icardi 5 seneden beri Galatasaray'da öyle bir performans gösteriyor ki bir de takımla birlikte, taraftarla birlikte yani ülkeyle bir ansamblesi çok iyi oldu. Tuttu, uyumu da tuttu. Mesela Falcao'da bunu yaşayamadık. O kadar çok şaşalı bir dönemde geldi Falcao ama Icardi'nin gösterdiğini hiç göstermedi. Yani transferler, gidişatlar iyi gidiyor da önemli olan her şey, isimler, müslimler her şey çok güzel. Her şey sahada. Evet. Onurcuğum her şey sahada. Ufacık bir beraberlikle kalıyorsun abi, seni yerin dibine sokuyorlar. Yerin dibine giriyorsun vallahi billahi yani. Evet. Ya bir bakın. Rashica'dan o zaman devam edelim hocam. Rashica'dan daha iyilerini bulduk dedi. Yani Tete sağ tarafta şimdi gelirse Ziyech hani tabii ki isim olarak çok daha kariyerli oyuncular mutlaka. Bunlar. Şimdi o açılardan söylem doğru ama şimdi Rashica Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'ın da futbolunda çok farklı bir ivme gösterebilir. Bu sefer de der ki herkes ya bizde niye oynamadı böyle, örnek veriyorum. Hani onun için siz kendi oyun kültürünüzle rakibinizin oyun kültürünün arasında farklar var. Bunları bir masaya yatırmak lazım. Beşiktaş çok farklı bir tempoda oynuyor. Galatasaray çok farklı bir tempoda oynuyor. Bunların arasında farklar var. Burada çok diyelim ki fert fert teknik kapasiteleri üst seviyede çok oynamış oyuncular. Burada da takım oyununu ve tempoyu çok iyi yapan bir takım var. Onun için oyuncuları bu şekilde mukayese etmemek lazım. Rashica oynarken ikinci devre bilhassa Rashica'nın daha verimli olduğunu gördük. İlk dönemde o da değildi. Doğru mu? Şimdi Ziyech alıyorsun. Ziyech'in oynadığı yerlere bak. Rashica'yı alıyorsun, oynadığı yerlere bak. Rashica bu takımda forma giydi. Şampiyon oldu mu oyunda. Ama nerede? Bremen'den oraya gittin. Yoksun. Evet. Seni gönderdiler. Kiralık geldin. Burada da rakamlar çok istediler. Kimse talip çıkmadı. Ama bu demek değildir ki sen Ziyech'i aldın. Tamam bu çok üst seviyeli bir oyuncu diyoruz. Rashica'nın da burada çok kötü performans gösterici anlamına gelmiyor. Burada da çok farklılıklar yaratabilir. Onun için biz bunları konuşurken oyuncu transferleri hani çalımlar dedi ya dendi ya sonunda dönemin popüler söylemleri. Çalım belki saha içinde farklı bir çalım olabilir. Onun için bu şekilde gitmemek lazım. Galatasaray kendine uygun bir oyuncuyu almıştır. Beşiktaş da kendine uygun bir oyuncuyu almıştır. Onların temposuna göre, onların oyun kültürüne göre. Evet. Onun için yani değerlendirmeleri biraz takımları
görerek değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Peki tabii göreceğiz performanslarını. Peki Güvenç Hocam ne düşünüyor? Galatasaray daha iyilerini mi aldı yoksa Raşit Say'ı elinden mi kaçırdı? Bana göre daha iyisini aldı. Bir tanesini söylüyorum ben. Zaha da daha iyi bana göre. Kalite olarak şey de çok iyi. Tete de iyi. Bu Hakim Ziyech de zaten... Ya diyorum ki kaç evvel Dünya Kupası'nda ilk dört takımın direkt adamıydı ya. Evet. Direkt oynayan adamıydı. Yani şimdi baktığınız zaman biz yaş yapışına bakıyoruz. Şimdi orada ilk dörtte oynayan futbolcuları bir say bak 70-80 milyon euro hepsi. Hı-hı. Baktığın zaman 70-80, 90, 45'ten aşağı adam yok yani. Sen şimdi onu alıyorsun. Bak Raşit'sa çok iyi bir futbolcu. Çok performans süper. İki yönlü oynuyor, gol atıyor, attırıyor ama... Öbürü şimdi, daha iyi. Bunlar ondan bir tık daha iyi. Bir de şimdi 5,5 milyon aldı Beşiktaş. Bunlar aldı 1 milyona. Ya ileride satacağım atacağım. Bırak ya kimse bak neyi düşünüyorsun şimdi? Taraftara sor sen şimdi. Arkadaş bir ileride biz Raşit Say'dan 50 milyon kazanacağız mı istersin? Şampiyonluk mu istersin? Ne der biliyor musun? 100 milyon da kazansak ben şampiyonluk isterim derim. Yani şimdi yönetimler bunu düşünüyor arkadaş. Hocalar bunu düşünüyor. Hocalar kovulur kim olursa olsun. Ben 5,5 milyonu verip de Beşiktaş'a ben onu almazdım. Senin Cenk Tosun'un 18 milyon oynuyor. Salih bölümünde ona da geleceğiz. Ya Salih'in bilmem kaça oynuyor. Sen 5,5 milyon ona veriyorsun. 4 milyon Onana'ya veriyorsun. Facia. O konuları çözmek yani transferden daha da önemli değil mi aslında? Herhalde ya. Yani... Onu, ben olsam Şenol Hoca'nın yanında ilk yapacağım bu. Arkadaş bunları bir dengeye getirin yoksa yazık günah ya. Geçen basın toplantısında bahsetti. Güzel bir konu ona geleceğiz birazdan Beşiktaş konusunda. Şöyle geçelim Beşiktaş'a. Raşit Say ilk idmanına çıkmış sevgili seyirciler Beşiktaş'ta. Kulüpten de bir paylaşım yapıldı. O fotoğraflara bir bakalım. İşte Raşit Say ilk kez Beşiktaş tişörtüyle Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. Dün de Chamberlain'le birlikte stattalardı maçı. İzlediler. Tıpkı Mahmut Alpaslan gibi. Hocam siz de dün maçtaydınız. Ben de maçtaydım. Değil mi? Öyle bir geçiş yapalım o zaman Beşiktaş'a. Şimdi şöyle çok kısa Galatasaray'la bağlayalım. Tabii ne dedik ki daha Raşit'se o seviyelere gelmeden bahsettiğiniz oyuncular Galatasaray'dakiler çok seviyeler üst seviye dedi. Şimdi bu gerçek vurgulanır. Bu gerçeği var. Hakimi daha Raşit'se belki onu izlemeye gidiyordu, örnek veriyorum. Hı hı. Zaten Zaha başlı başına bir felaket. Eğer toparlanırsa, tam kıvamına gelirse. Bundan sonra İyi anlamda rakipler için diyorsun. Ya, öyle diyorum tabii. Yani. Ya, hakikaten rakipler için bir yani şey vardı. Evet. Beşiktaş'ta kimdi? Ama kaç için konuşuldu. Kara evet. Bomba diye falan bir şey. Evet. Da aynı yani böyle felaket bir şey. O kısa alandaki çalımları falan. Yani gözünüzden kaçırılacak bir oyuncu değil. Bu da teknik kapasitesi çok iyi. Hakimiydi. Hı hı. Yani top geldiği zaman daha gelmeden neleri yapabileceklerini orasını yutmuşlar. Milimetrik toplar atıyor hocam. Yutmuşlar diyorum. Bir video var gördünüz mü böyle 70-80 metre takım arkadaşının hani derler ya bademciğini atıyor diye yani. Direkt ağzında tut topu yani. Sevgili kardeşim 2010, 2009, 2010, 2011, 2010 hangisini sayayım? Adamın milimetresini biliyorum nereleri ne yaptığını. Evet. Yani bu tarzda bir oyuncu daha gençlik dönemlerinden pişmişlamanına kadar biliyoruz. Hakikaten çok kaliteli bir oyuncu. Öbür tarafta da daha çok dinamik bir oyuncu var. O da kısa alanlarda faydalı. Hocam bu dinamik değil mi? Yapmayın. Kim? Ya. Hakim dinamik ben yok yok. Şey daha dinamiktir. Şu andaki pozisyonunda söyle şunun ismini. Raşit Say. Raşit Say diyor. Raşit Say. Hocam, yani... hocam bak hocam daha çok gel gitleri daha iyi oynar. Ya hocam yani genele baktığın zaman hocam yani fazla da konuşmayalım. Niye biliyor musun? Bir arkadaşım var. Bir tanesi diyor ki Trabzonlu olarak işte diyor yanlış yapıyorsun. Hani dedik ya Galatasaray yener diye. Hı hı. Bir tanesi diyor ki Galatasaray forması çık. Giy de öyle çıksaydın. Vallahi bak şimdi. Beşiktaş'a bir şey değil. O kadar basit değil öyle. Ya yok yani şunu söyleyeceğim tamam mı? Ya arkadaş hepsi iyi futbolcular. Biz demiyoruz ki bilmem ne ama o bundan bizim görüşümüz. Ya senin görüşün şimdi var ya Raşit Say bunlardan 100 kat iyi diyebilirsin yani tamam mı? Ya, o farklı bir şey. Atıyorum. Ya biz de böyle görüyoruz. Ama yani demem. Bunu. Demem çünkü öbürleri iyi. Fakat bunun daha çabukluğu var. Şöyle çabukluğu. Öbürleri hocam, daha... Hocam yenene bakarım ben. Kim bana... Ya kim alırsa hocam. İlk kere iki söyleyeyim sana. Raşit Say burada
Hakim burada kimi alırsın? Ya 50 kere hakimi alırım. E bitti, daha ne konuşma hocam. Ben farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunlar pozisyonunda kalıp çok iyi teknik kapasite, çok üst seviyede olan, daha top biz severiz öyle gelmeden hareketlerini yapan bir olaydan bahsediyoruz. Bu çok hocam, farklı bir şey. Dünya dördüncüsü takımı futbolcusundan bahsediyoruz. Ya daha ne fazla hocam, biz de dünya üçüncüsü olduk. Bizde öyle topçular vardı biliyorsun ya. Vardı değil mi? Tabii, ne topçular vardı yani. Hocam, o Türk çocuklar bak, o vakitler fazla Türk oyuncularımız vardı. Hepsi de taş gibi çocuk. Şimdi bulamıyoruz o tarzda. Çok az maalesef. İnşallah o günler yeni İnşallah gelir. Yani benim anlatmak istediğim bu daha çok gel gitler oynan, öbürü de sahanın bütün genelini çok iyi gören ve kalitesi tartışılmaz zaten. Anlatma. Bundan sonra biz burada onları zevkle izlemeye bakacağız. Bir tarafta biraz daha dinamikten bahsediyorum ama o şey var ya, biz söyleriz bahsediyoruz, o perspektifi geniş olan, daha geniş gören hakimi bundan tabii fersah fersah önde. Evet. Onda bunu ya, da yatırıyoruz masaya. Geçiyorum Beşiktaş'a. Ya, toparlayalım. Fenerbahçe'ye geçmeyecek miyiz? Konuştuk bitti hocam mi? Bir saat Fenerbahçe. Ama öyle diyorlar. Ya Allah'ım yeni ya. Yeni açmışlardır programı hocam şimdi 3 saat Fenerbahçe. Yok ya, sabahtan beri sabahtan beri ya. Bizim arkadaşlar Fenerbahçe bir hasta Fenerbahçe. Orada mola vermişler herhalde. Fenerbahçe'yle açtık programı hocam, zaten bir saat. Bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin, ama şöyle söyleyeyim yine. Fenerbahçe'nin orta sahası belli. İsmail ön numarada. Hı-hı. Adam 10 numara oynuyor. Kaptı değil mi formayı daha? Ayıp olur yani orada. Herhalde almak. Abi. Tamam, onun İsmail. Onun önünde Fred. Fred. Onun önünde de Şimanski. Şimanski. Ya şu anda onlar. As ha. Kadronun orta sahası budur bu, diyorsunuz. Tabii Tadiş şey ne o? Ceko. Ceko. Onlar da garanti. Bir tane sağ tarafa. Cengiz. İşte ne, İrfan mı? Emre mi? Kim var? Kent var. Kent var, var daha. Hocam 2,5 3 tane kadro çıkar. Ya yok. Şimdi 3 tane kadro çıkar. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani şunları söyleyeceğim ben ya. Yani arkada Fenerbahçe takım değişi şey yaptı. Fenerbahçe tekrar söylüyorum. Stoperleri o Perez'in, ya bak ne oluyor biliyor musun şimdi? Ya penaltı yaptı gitti. Güm diye koydun adama ya. Şimdi ben bunu eleştirdiğim zaman veya dedim yanlış, ya bu iyi stoper değil ve hata yapıyor dediğim zaman çullanıyorlar. Ya arkada görmüyor musun ya? Güm diye adama vurdun ya. Yine hocam beterin beteri var. Nefçi'nin stoperlerini gördün mü? Şimdi... Ya bu arada gerçekten Azeri meslektaşımızı tebrik ediyorum. Muleka'nın golünde hani sosyal medyada fenomen oldu. Bu kadar güzel anlatılmaz. Yani o kadar gerçek kelimelerle anlatıyor ki. Hani bu seviyede böyle gol mü yenir? Tabii kendi hani dilinde anlatıyor. Çok net anlıyoruz. Muhteşem anlatmış Muleka'nın attığı golü. Yani diyor ki adam yatıyor diyor, kalkıyor diyor, alıyor topu diyor. Başında iki stoper var, bir tane kaleci var. Tam senlik hocam. Yani sen şu anda Azeri yorumcu olsaydın o Azeri, oyuncuların bay haline. Azerbaycan memleketimiz ya. Buradan Azerbaycan'a selam gönderelim. Aynen. Ya. Bütün selamlar. Azerbaycanlara. Şimdi bizim başkanımıza şeyi göndereyim ya ben. Nuri Aliyev başkanımıza ya. Ya çok şeyleri vardı ya. İnanılmaz bir takım kurdu. Kendi bütçesiyle, hı-hı, hiç kimseden destek almadan ben oradayken. Bütün Azerbaycan'a çok seviyorum ben. Selamlar buradan. Selamlar. Yani maalesef ya, onları üzdük ama tabii. Abi futbol mu sporda? Spor bu. Bir taraf kazanacak ya. Böyle, ama komşu, arkadaş, kardeş, mardeş yok. Herkes ya, rakip oluyorsun böyle. Baba fark olur, rakip onlar oluyor. Hiç şey değil ya. Vallahi bak inan bizi yine memnun olmuşlardı yani. Ama öyle de gol yenir mi diye. Ama bu arada Beşiktaş'a geçtik mi? Geçtik hocam. Geçtik ya. Bu nasıl buldun Beşiktaş'ı? Yani abi, bu rotasyon ya, riski neredeyse. Beşiktaş'a girmeden çok kısa Fenerbahçe ile ilgili. Çok kısa hocam, kusura bakma, pardon. Konuş. Her şey aldıkları, o babaları falan geçtim ben bir tarafa. Abi, en iyi yaptıkları iki tane yer var. Bir tane Bekao, öbürü de Szymanski. Bekao ile Szymanski en iyi transfer diyorsun. En iyi, en elzem olan yeri kapattılar. Ve burada da Szymanski çok iyi bir transfer yaptılar hocam. Szymanski çok enteresan bir oyuncu. Takımın lideri kim olur Fenerbahçe'de? Szymanski. Tadiç olmaz mı? Ya onlar zaten lider. Zeko, Meko filan ama, hı-hı, orta sahada bu Szymanski var ya, o kadar çabuk direkt giden, o kadar hocam, çok iyi görünüyor. Hocam 9,5 milyon euro verdim bu seferine. Ama ben bilmiyordum, tanımıyordum onu. Adam şampiyon oldu ya. Orkun'la beraber Feyenoord'da Hollanda şampiyonluğu yaşadılar yani. Çok yani iyi çok futbolcu. İyi bak, çok iyi bir transfer yaptılar. Emin ol, tebrik etmek lazım kim bitirdiyse. Ve buradan çok iyi para kapı. Fazla kalmaz Fenerbahçe. Tabii, hepsi tabii kalır, o gider. O gider. Bak, ay, bütün hepsi Ferdi'ye de daha gider. 24 yaşında yani. Ya, çok iyi paralara satabilir Fenerbahçe. Yani çok iyi bir transfer yaptılar. Şu anda herkes babaları konuşuyor. Büyük transferler tamam. Onlara hiçbir lafımız yok. Fakat
en genç ve en ideal olan bir oyuncu. Tek bu. Bak bakalım kimler var. Hı hı. O şekilde bir transfer var mı? Evet. Bu arada... Hepsi bitmiş oyuncu aldı. Hepsi çok iyi oyuncular evet. aldılar. Canlı görüntüler sevgili seyirciler. Trabzonspor kafilesi Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket edecek. Sezonun ilk büyük maçı, derbisi de diyebiliriz. Aynı şehrin takımı değil ama bizde büyük maçlarda derbi ağız alışkanlığı. Sen de yayındaydık değil mi kura çekiminde? Ben ne demiştim ya, ilk haftalarda hiç gelme büyükler dedim. Pat de bu gel, hatırlıyorsun evet, değil mi? Evet doğru, kura çekiminde beraberdik. Burak dedi ki son maçta da şey olur da sondan bir şey gene bir Galatasaray Fener olur dedi. Evet, orada da öyle oldu sanki zaten. Sanki biz çektik burada. Evet, birazdan takım geldiğinde bağlanacağız sevgili seyirciler. Tabii Avrupa kupalarıyla meşguldük 2-3 gündür artık. Süper Lig'in de havasına yavaş yavaş girmek lazım değil mi hocam? Girelim şimdi, Galatasaray'ın 11'ini yapmadık ama değil mi? Yap hocam o zaman, bir Galatasaray'ın 11'i yapalım. Kalede. Türkiye'de Süper Lig'deki Türkiye, maçlar için. Maçı. 3 tane yok, Türk yok, koyacaksın öyle yok, kolay şimdi yok. Şimdi hemen bu maç için yapıyorum ben sana. Tamam. Günay Güvenç. Günay. Sağ tarafta şey Şaseboya. Tamam. Nelson, Abdülkerim. Ne o? Angelinho. Angelinho. Tamam. Torreira. Torreira. Şey, evet, Yunus Emre'ye hemen bir gidelim, devam edeceğiz. Yunus tamam. Emre, söz sende. Aman otobüse dikkat. Teşekkürler Onur Yıldız. Trabzonspor sezonun ilk büyük maçı için biraz sonra Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek. Bordo Mavili takımı taşıyan uçak otobüste şu anda havalimanına giriş yaptı. Toplam 23 kişilik kafileyle Trabzonspor İstanbul'a hareket edecek. Teknik direktör Nenad Bjelica da yardımcılarıyla birlikte havalimanına geldi. Onunla futbolculara taraftarların yoğun ilgisi var. Kafilede Uğurcan Çakır, Muhammed Dağtepe, Onur Alp Çevikkan, Dansville, Ryan Bania, Larsen, Eren Elmalı, Arif, Ali Şahin, Benkoviç, Mehmet Canaydın, Korbelis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Doğucan, Bardi, Kerem, Göktan, Tonyo Tekliç, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Enis Bardi yer alıyor. Yeni transfer Ryan Bania'nın da Galatasaray maçı kadrosunda yer aldığını söyleyelim. O da teknik direktör Nenad Bjelica'nın görev vermesi durumunda bu karşılaşmada forma giyebilecek. Teknik direktör Nenad Bjelica bugün yapılan antrenmanda Ryan Bania'yı da antrenmanda denedi ve forma şansı tanıması durumunda onun da lisans işlemlerinin tamamlandığını ve Galatasaray maçında oynayabileceğini söyleyelim. Bordo Mavili futbolcular şimdi teker teker havalimanına giriş yapıyorlar. Bugün gün içerisinde Ryan Bania'nın transferiyle alakalı Trabzonspor kamuoyu aydınlatma platformuna resmi açıklamayı da yapmıştı. Oyuncuyla 1 yıl opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığına dair. Tabii ki Kaptan Uğurcan şu anda taraftarların en fazla ilgi gösterdiği oyunculardan bir tanesi. O da Trabzonspor'un bu karşılaşmada çok fazla beklenti içerisinde olduğu oyuncular arasında yer alıyor. Bakasetas da şu anda havalimanına giriş yapan bir diğer oyuncu. Taraftarların yoğun ilgisi vardı. Futbolcular bu ilginin içerisinde şu anda havalimanına girişlerini gerçekleştiriyorlar. Bugün İstanbul'a gidecekler. Bugün son antrenman Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde gerçekleştirildi. Bugün İstanbul'a gidip maç saatine kadar İstanbul'da istirahatlerini gerçekleştirecekler. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Galatasaray maçına şu muhtemel 11'le çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen, stoperde Benkoviç, Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Korbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsü, sağda Tonyo Tekliç, solda Trezeguet, ileride de Umut Bozok'u bekliyoruz. Ama tabii ki burada birkaç değişiklik olabilir. Henüz daha ligin ilk haftaları ideal kadrosunu belki oturtmamış olabilir teknik direktör Nenad Bjelica. O yüzden hücum bölgesinde forvet hattında Umut Bozok yerine Maxi Gomez'in sağ kanatta da yine Edin Vişya'nın sakatlığında Tonyo Tekliç'in yerine Abdülkadir Ömür'ün oynayıp Abdülkadir Ömür'ün yerinde de orta sahada Bardin'in oynama ihtimali var. Ama esas sürprizi savunmada yapabilir Trabzonspor. Ryan Bania da maç kadrosunda yer alan bir isim.
O da bu maçta tercih edilebilir teknik direktör Nenad Bjelica tarafından. Onun da lisans işlemlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiğini söyleyelim. Bu arada bir taraftar Bakasetas'la fotoğraf çekilemediği için üzülmüştü. Bakasetas hemen onu çağırdı. Fotoğraf isteğini de kırmadılar. Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak saat 17'de Onur Yıldız İstanbul'a hareket edecek. Biz de kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte havalimanından takımı uğurladık. Ama şimdi sözü yeniden size bırakalım. Yunus Emre Sel'e de çok teşekkür ediyoruz. Bize Trabzonspor'daki son detayları aktardı. Galatasaray maçı öncesinde kafile İstanbul'a hareket ediyor. Şimdi sevgili seyirciler bir ara vereceğiz. Araya giderken sizi güzel maç özetleriyle baş başa bırakacağız. Bunlardan biri de Manchester City-Sevilla süper final. Bir kere daha izleyelim bakalım. Spor gündemi transfer devam ediyor sevgili seyirciler. En son Trabzonspor uğurlanmıştı. Galatasaray maçı için İstanbul'a havalimanından kritik mücadelenin sezonun ilk derbisinin muhtemel kadroları geldi. Galatasaray'ın kadrosuyla şöyle bir başlayalım. Bakalım Galatasaray hangi kadroyla çıkacak? Evet, Zaha'yı yazmış arkadaşlarımız. Muslera, Angelinho, Abdülkerim, Nelson, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Zaha, Kerem ve Icardi şeklinde Galatasaray'ın muhtemel kadrosu. Galatasaray'a bir kadro yapıyorduk. Güvenç Hoca başlamıştı. Hocam sen olsan nasıl bir kadro ile çıkarsın? Şimdi bak bir kere ben Torreira, Oliveira, Mertens'siz çıkmaz bu. Mertens'i koyarım diyorsun. Kesin koyarım ya. Mümkün değil koymaması. Mertens oynar burada. Kesinlikle Torreira kesinlikle de kesmez yani onu da. Ne olduk şey kalktı. Neyse. Gelecek hocam. Zaha sağ tarafta. Kaleden başlıyor. Kalede ya Günay oynar tamam mı? Sen Günay'ı koyuyorsun Günay'ı kaleye. Ya Günay'ı koymazsam 3 tane ya şey olacak bak. 3 tane. 3 Türk olmaz diyorsun. Bir tanesi yani. Abdülkerim, Günay, Kerem. Eğer Muslera yani Kerem Muslera oynarsa Barış Alper olmaz. Barış Alper olur. Barış Alper üçüncüsü de Kaan Ayhan. Kaan Ayhan nereye koyacaksın? Süper oynadı. Stoper abi. Birini oynatmayacaksın Nelson'u. Yani Nelson'u yani. Oynatmayacaksın o zaman. Kaan Ayhan ne yapacağım yani? Ya Muslera'dan vazgeçeceksin ya Nelson'dan vazgeçeceksin. Tamam mı? İkisinden birinden vazgeçeceksin. Yani. Peki o zaman Mahmut Hocam da bir kadro yapsın. Katılıyor musun bu muhtemel 11'e yoksa ben olsam şöyle çıkardım sahaya mı diyorsun? Bizim senden saatler oldu olmadı. Hocanın dedikleri ikisinden de vazgeçmez. Yani Muslera'dan da vazgeçmez. Nelson'dan da vazgeçmez diyorsun. Burada bir tek eğer bu şekilde Zaha'yı oraya koymaz tahmin etmiyorum. Büyük olasılıkla solda oynar. Ama Kazım'la oynarsa şaşmıyordum. Kazımcan evet. Olabilir diyorsun Angelinho'nun yerine. Hiç şaşmıyordum. Ama şu anda ne söylesek boş. Mesela Zaha'yı kafadan oynatacağını da tahmin etmiyorum. Onun da belli bir süre geçer. Eğer burada Zaha'yı oraya koyarsanız orada Mertens oynar. Büyük olasılıkla %99 diyeyim. Mertens'i kesmez ya. İşte bak ne diyorum Mertens oynar. Bak bir söyleyeyim Oliveira'yı da Mertens'i de kesmez. Eğer öyle bir şey yaparsa Zaha orada o zaten oynamaz. Zaha'yı 10 numara böyle bir riske girmez. Bir sakatlığı falan da yok değil mi Mertens'in? Yani yok ya mümkün yok, değil oynatmaması kadarıyla ya. Öyle bir durumu da yok. Olur mu? Bak Mertens %100 Mertens oynar bir kere. Torreira'yı da Mertens'i garanti koy. Ha oraya belki Oliveira'nın da Kaan Ayhan'ı koyarsın. Belki. Hoca öyle düşünüyor. Ama ben olsam bir tanesi ya Muslera'yı keserim ya Nelson'u keseceğim. Başka bir şey. Ya da şöyle var. Barış'ı da oynatabilirim. Zaha'yı oynatmam o zaman. Trabzon maçında Nelson'la şeyi kesmez. Muslera'yı kesmez. Herhalde hocam, öyle o zaman Barış Alper oynar. Bak ben bir şey söyleyeyim. Bu takım çıkar. Bak bu takım. Tamam mı? Bir, iki Barış'ı koyacak. Bitti. Zaten Barış var zaten orada. Barış var da Zaha'yı koymayacak. Zaha'yı ben Mertens de kafadan başlayacağını tahmin etmiyorum. Ümit bile vermiyorum. Hocam Mertens'i koyacak o zaman. Mertens oynar orada. Oyunun gidişatına yani göre bu takım çıkar Zaha'nın yerine Mertens oynar. Eğer şu anda daha Berkan var oynar. Mesela. Kim? Yani Berkan var. Her maç oynattı. Yok hocam yok. Bak, Berkan, bir şey Oliveira, Torreira çıkar. Zaha bekler. Orada Mertens oynar. Kadro Mertens, bu şekilde evet. Çıkar. Peki. Eğer Angelino'yla deva çıkarsa
Oraya Angelino'yu oynatması gerekecek çünkü oyun formatlarını çok canlı izlediğin zaman her şeyi görüyorsun. Biz hocam bir de dedi ki düzeldi dedi, hatırlıyor musun? Şimdi, hocam, şimdi Okan'ın konuşmalarından da oynatacağını çıkartıyorum şöyle, ben. Tabii de oynatmak mecburiyetindesiniz çünkü oyun gidişatına alışması lazım. Zaha ile birlikte bir oynadılar, ikisi de gidiyor bu sefer bu taraflar çok. Evet. Yani onun oyun formatlarına bir an evvel alıştırmanız lazım. Nelino da en son maçta çıkayım mı çıkmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi hep tereddütte kalıyor böyle. O da alışık değil. Çünkü geldiği yerlerden hep onların o itmelerini çok iyi yapıldığı için o gidiyordu. Hocam, düşünmüyordu arkasını. Sakatlandı dedi şeye. Hocam ben... Okan Hoca dedi ki sakatlandı dedi. Ben ondan çıkmıyorum. Yani. Sakat oyun formatından çünkü canlı izlediğim için söyleyebiliyorum bunları. Orası devam etmekte faydası var. Çünkü oyuna bir an evvel o tempoya ulaşması için yani oyun formatlarını. Şu kadro ideal gibi gözüküyor. Zaten ideal. Orada bir tek Mertens oynar, Zaha bekler. Peki Trabzonspor'un muhtemel 11'ini verir misin Bora? Yönetmenimizden rica edelim. Trabzonspor nasıl bir kadroyla çıkacak sahaya? Evet, kalede Uğurcan. Sağ beklersen sol bek Eren. Stoperler Denswil, Benkoviç. Bakasetas, Kurbelis, Bardi. Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Umut şeklinde. Trabzonspor'un 11'i. Burada da tabii 1-2-3. Hocam Bakasetas orada oynamaz hocam. Yani 21 ile 11'i değiştirsinler yerden. Furkan mı var orada? Kurbelis olur. Bakasetas. Yani 11 ile 21 yer değiştirebilir işte. Yani evet. Orta saha bu şekilde. Ya da Siyok şeyi de oynatabilir. Yani bir şey söyleyeyim. Yeni gelen şeyi stoperi oynatabilir. Ryan Bania. Ama idmana çıktıysa evet. Bir idmana oynatır yani. Gerçi daha dün gece gitti. Ha, hani, o zaman o yüzden lisansa çıkmış ama değil mi? Öyle söyle. Tabii o çıkmış o da kenarda durur. Bunlardan birisi bir fiyasko yaparsa tık diye onu koyar. Peki. Yani. Muhtemeller bu şekildeydi. Artık zaten yarın gün içinde daha da netleşecek. Biz tabii burada bu konuları konuşacağız. Oyuncuları konuşurken geçmişlerini bildiğimiz için anlatıyoruz. İşte bu uçuyor, bu kaçıyor, bunu tutulmaz edin. Ama buraya bir geldikleri zaman çok farklılıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet. Belki uzun sürebiliyor onların adaptasyon süreleri veyahut da çok kısa sürüyor. Onun için biz tabii geçmişleri hep söylerim yani. Oradaki onların izlediklerimizle buraya geldiklerimiz arasında farklılıklar yaşayabiliyoruz. Önemli olan o takım içindeki adapsiyonu bir an evvel kurtarmak. Hocam bir de çok abartıyoruz biz de adamları ya. Öyle ya mi? Şimdi adamlar geldi bir geliyor. Oo şöyle böyle Allah. Mesela ben tanımıyorum. Almanya'dan biri geldi. Aman Allah'ım uçuyor kaçıyor. Onu tutuyor. Ya bir bakıyorum. Eyvah et puf. Şey, bizim, marka vermeyeyim. Yani şey olarak. Yani biz konuşurken mesela Galatasaray'da şey hiç kullanmadık. Bak konuşmadık. Kerem Demirbay. Tabii daha Kerem Demirbay alternatifler arasında. Hocam şu anda Mertens doğru. Varken bak bu maçta Mertens'i ilk maç oynatmadı zaten. Mertens varken tamam mı? Mertens oynar abi bak görürsün. Mertens bir numara. Ben de öyle tahmin ediyorum. Törer ile Mertens onlar garanti oynar. Peki. O zaman şimdi Beşiktaş'a bir geçelim. Beşiktaş Nefçi Bakü karşısında ilk yarıyı mağlup kapattı ama ikinci yarı az futbolcular girince maçı çevirdi. Ülke puanı açısından da önemli tabii ki kazanarak turu geçmek. Şenol Güneş'in basın toplantısına bir gidelim. Beşiktaş'la ilgili konuşacağımız çok şey var. Sevgili seyirciler bir son dakika gelişmemiz var. Chelsea'li yıldız faslı futbolcu Hakim Ziyech bu akşam İstanbul'da olacak Galatasaray için geliyor. Son dakikayı ekranlara verdi arkadaşlarımız. Emre Kaplan şu anda telefon hattımızda. Evet Emre, eli kulağında her an olabilir demiştin. Oldu, söz sende. Anlaşma sağlanmıştı. Sağlık kontrollerinden geçmişti. Hakim Ziyech bu akşam Galatasaray için İstanbul'a geliyor. Faslı Yıldız gece saatlerinde İstanbul'da olacak. Yarın İstanbul'da Galatasaray'ın sponsor hastanesinde de tabii ki prosedür gereği bir sağlık kontrolünden daha geçecek. Ve sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacak. Kısa süre içerisinde daha bilgisini de paylaşacağız tabii ki. Hakim Ziyech'in gelişiyle ilgili şu anda uçak organizasyonu yapılıyor. Şu anda geldiğini öğrendik ama saatte muhtemelen gece saatlerinde İstanbul'da olacak Fatih Yıldız. Artık Galatasaray'a hayırlı olsun diyebiliriz. Birkaç gündür devam eden bir süreçti.
az önce, yaklaşık bir saat önce yaptığımız bağlantıda bu işin bitme aşamasında olduğunu, sadece sözleşmenin imzalanmasını beklediğimizi söylemiştik. Artık Galatasaray taraftarı, Galatasaray kulübü Hakim Ziyeh'e kavuşacak. Bu akşam saatlerinde Faslı Yıldız İstanbul'da olacak. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan. Evet, flash bir gelişme zaten bekleniyordu ama sağlık kontrolü ne durumda, bazı tereddütler vardı. Sonunda transfer gerçekleşiyor ve bir uçak daha inecek bu gece İstanbul'a Mahmut Alparslan. Ne zaman bitiyor transfer? 15 Eylül. Oho, daha çok gider. Daha çok mu iner diyorsunuz? Daha çok gider, gör bak. Bu arada daha Ağustos'un 18'i, 1'e yakın süre var yani. Daha iner. 3 hafta. Galatasaray'da olur, Fener'de olur, Beşiktaş'ta olur, Trabzonspor'da olur, diğer takımlarımızda. İsim olarak müthiş bir lig oldu. Yani Suudi Arabistan'a çok fazla flash transfer gitti ama Türkiye Ligi de, Trendyol Süper Lig de ondan aşağı kalır değil yani bu gidişle. Bundan çıkış artık şey olacak ya, Suudi Arabistan. Arabistan öncesi son çıkış. Ya, aynen. Ya burada da isimleri alıyoruz yani. Bayağı isimleri transfer etti. Yani tabii, ben şunu tanımıyorum dediğimiz kimse yok. Evet. Yani bana göre var ya, iyi transferler yapıyorlar. Hoca bir tek şeyi tanımıyor. Yani. Bahtiyar'ı tanımıyor. Bahtiyar. Diyarbakırlıymış adı. Adı Saz Çalmak'mış ha, öğrendiğim kadar. Evet, Bahtiyar'ı da konuşacağız. O da geldi Beşiktaş'a. Şimdi Hakim Ziyech hem 10 numara hem sağ tarafta oynar değil mi? Yani bayağı sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Bak, peki hocam, bu yıldızlardan bazıları yedek kalacak. Ben sıkıntı bilemem. Olmaz mı? Ya onu da Okan düşünsün. Hani tatlı sıkıntı aslında yani değil mi? Okan Buruk'un işi harbiden yani, zor yani. Nasıl olacak? Nerede kullanacaksın? Hangi maçta kullanırsın? Şampiyonlar Ligi'nde bir sorun şu olmaz. Şu attığı gole baksana. Sol ayakla attı, görüyor musun evet. Ya? Ha? Zaten Ajax'da yani mesela yaptıkları, Chelsea'de yaptıkları. Şimdi Tadic'i nasıl öve ve bahsettik burada. Evet. Bu ondan önce oralarda olan bir oyuncuydu. Tadic'in biraz daha genci. Yani ondan önce oralarda olandı. Oradan işte Chelsea aldı ve son Chelsea'den sonra da buraya geliyor. Tadic, Ziyech transfer olduktan sonra zaten Chelsea'ye, Ajax'ta Tadic'i o kalitede Tadic'i aldı. Tadic'i Premier Lig'den. Değil mi? Tabii. Yani ikisi de çok çok değerli oyuncular. Şimdi Galatasaray hakikaten nasıl söyleyeyim, sadece bir Avrupa'nın değil dünyada bilinen bir oyuncuyu getiriyorsun. Tadic de aynı şekilde, Ziyech de öyle. Zaten Zaha'yı bilmeyen yok, Icardi bilmeyen yok. Bakıyorsun takımlar hepsi çok çok isim üzerinden. Önemli olan bunları sahada o isimleri oynatmak ve sizden o performansı almanız. Yani biz şuna biraz sabır göstermemiz lazım. Beraberlik gelebilir. Mağlubiyet olmayacak mı bunlar? Olacaklar. Tabii. Hemen ne hocayı ne topçuyu hiçbirini karalamayalım. Abi. Bunlar sizi zirveye kadar taşıyacak oyuncular. Ama tabii bizdeki bu üç tane Türk olayı, bütün hepsinin elini kolunu bari gireni çıkanı, onun matematiğini kulübede yapıyorlar. Bir tane adam onlarla uğraşıyor zaten. Şimdi sahada bir Türk sakatlanıyor. Onu çıkarmak için yerine bakıyorsunuz. Yabancı almak zorundasınız o mevkide. Tabii. Başka adamınız yok. Mecburen başka bir yabancıyı da almak zorunda falan kalıyorsunuz. Şimdi bu mühendisliği yapıyorsun. Bu mühendislik. Hani biz takım mühendisliği falan değil, onda takım mühendisliği falan. Oyuncuları seçmedir o. Şimdi esas burada artık hocalar şunu söylemesinler, gözünü seveyim ya. Avrupa'da iki maç oyunuz ediyorsan yok artık. Yani üç günde bir olayı. Böyle bir şey yok abi. Abi Manchester City uçaktan iniyor, oynuyor, uçağa biniyor, gidiyor. Ertesi gün yine oynuyor. Ya artık bunlara biz alışalım mı? Bu tarzdaki evet. Oyuncuları getiriyorsunuz ki bunlar o seviyede oynamış oyuncular. Bunları siz diyemeyiz bak. Ne teknik direktör olarak, ne yorumcular olarak, ne de basın evet. olarak. Çünkü bunlar da söyleniyor, Türkiye'de böyle gidiyor. İşte bir arada bir puan kaybettiğiniz zaman işte 3 günde bir maç oynuyor dendi mi? Yok abi. Oynayacaksın. Mecbursun. Ya bir de 5 oyuncu değiştiriyorsun ya. Ya yani bir, bir de oyuncu değişikliği sayısı 5'e çıktı ya. Yani. Arkada nedir yani be? Ya aklım sır merme. Bak şu var yalnız. Geçen gün Murat Sancak Başkan'la da konuştum. 40 derecede oynarsan bir maçı. O bir hafta tabii. Kendine gelemezsin. İkinciyi de oynadılar. Şimdi bu maçı ben, şimdi hatta önümüzdeki Adana Demirspor maçı da sakatta yani. Genç'le ya, oynayacaklar. Abi, o değil ya, lig maçı oynayacak ya. Lig maçı var, doğru. Abi iki tane üst üste 40 derecede maç oynadı. O futbolcu bir hafta kendine gelemez. Bir tanesinde ya. Evet. Bunlar ikinciyi oynadı. 5-1'e yani. Rağmen rotasyon yapmadı. Az kadroyla çıktı Kluivert. Yani ama, neden öyle yaptı aslında onu da. Ya bırak onu şimdi. Neden tam yaptı? Oturtmak için belki takıma alışmak. Avrupalı. Avrupalı öyle. City'de öyle oynuyor.
Real Madrid de oynuyor. Bayern de oynuyor. Tamam, Ajax da oynuyor. Hocam bir dakika, onun için demiyorum ama 40 derece küsurda oynadın yani. Tamam, onun için farklı söylüyorum, anladın ben mı? Ben şeyin söylediğinden yola çıktım. Evet. Anladın mı? Onlar öyle oynuyorlar. Ya öyle bu sıcaktan sonra ben olsam vallahi hocam bir kere Adana'da tutmazdım ya. Yani Adana'da o futbolcuları tutmaz mı? Oturduğun yerde ter kaybediyorsun, su kaybediyorsun. Su kaybı mineral çok fazla de gidiyor. Oluyor, çünkü terle birlikte mineraller, vitaminler de gidiyor. Yani neyse, onun az kaldı. Bir iki haftaya şu sıcaklar bitecek. Tamam da onun haricinde haftada iyi olur, iki tane maç oynayan, üç günde bir maç oynuyorum demesin abi kimse. Vallahi demesin. Hocam sen Adana Demirspor dedin. Şöyle bir hala bilgi kirliliği var tabii. Bilen biliyor, iyi takip eden de. Bana da çok mesaj gelmiş. Şimdi dün Olympiakos turu geçti ya, Genk'i eledi. Hı hı. Olympiakos turu geçtiği için Adana Demirspor'la eşleştiğini zannediyor bazı futbol severler. Hayır, Avrupa Ligi elemesiydi o sevgili hayır seyirciler. Avrupa Ligi'nde Olympiakos yoluna devam ediyor. Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düştüğü için Genk Adana Demirspor'la oynayacak. Çok mesaj gelmiş bana. Dün ben de dedim Allah Allah, biz mi yanlış söyledik acaba diye de. Evet. Hani o evet, konuda yanılıyor bazı futbol bir, severler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yorgunlukla ilgili bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe değil mi? Orada kaldı değil mi? Evet. Orada kaldı. Bugün bir idman yaptı, öyle i̇dman dönüyor. Yaptı. İstirahat etti. Şimdi bizde ne oluyor biliyor musun? Gece saat 1'de 2'de maç bitiyor. Sen yani hep söylerdin bunu, doğru. Ya, ya arkadaş yat kardeşim orada. Bravo şimdi. Acelen ne yani, değil mi? Ya nedir? Geliyorsun sabahın 5'inde onlar. Bak o yorgunluğun babası yani. Mantıklı. Daniskası. Çok arkadaş mantıklı. Sen şimdi ne güzel yatmışlar kalkın. O sabah değil, serbest bırak kahvaltıyı da. Bu idman bile ya, ister yaptır ister yaptır, bir yenileme idmanı olabilir öğleden sonra. Bitti arkadaş. Dinlenirken gel buraya. O regenerasyonu evet yapıyorlar genelde. Neyse hepsini de fark et. Ama şu var abi şey, sen bir gün otel parası az vermek için. Yani ayıp ya. Ya bu, ondan bu sonra kadar uçak parası üzerinde. Evet. Şey, ondan sonra da diyorlar yorgunluk var, 3 günde bir maç oynarsan. O zaman doğru. 3 günde bir maç oynarsan yani uyumazsan gecenin sabaha karşı 5'te gelirsen o futbolcu var ya fazla. Şu demeci aslında şey yasaklasak mı şu 3 günde bir maç yapıyoruz olayını evet, artık abi, yani. Konuşmamak lazım. Komik bak oluyor artık. Yani ya sen bu işi Avrupa yapmayın ya da bu işi yapacaksanız 3 günde oynayacaksınız. Avrupa maçı oynamasan bile normal lig statüsünde de haftada 2 maç yapmak mecburundasın. Yapacaksın, buna hazır olacaksın. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Tekrar 100 defa söyledim, gene 1000 defa daha söyleyeyim ya. Ya futbolcuya sor bakayım, antrenman mı ister, maç mı ister? Maç. Bir tane bir milyarda biri istemez abi. Geri zekalı olması lazım. Ben antrenman yapayım, maç oynamayayım diyemez yani. Geçenlerde bir arkadaşımız abi var, İngiltere'de yaşıyor. Dedim ki City nasıl falan, nasıl yapıyor? Hocam diyor antrenmanları göremiyoruz ki, adamlar maçtan diyor başını kaldıramıyorlardı. İniyorlardı, uçağa biniyorlar, oynuyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, geri oynuyorlar. Bak. Şey doğru. Makine gibisin abi, makine gibi. Biz de diyoruz ki haftada 2 maç yorulduk. Bak ama bir şey söyleyeceğim aynen şimdi. Ben Chelsea'nin idmanlarına gittim Londra'da. Bizde ne yapıyorlar biliyor musun? Adam idman yok ya. Bir hafif böyle bir şey yapıyor, bir çıkış yapıyor 5 tane falan. Şut atıyor birkaç tane, bitti abi. Bizde antrenman yaptırıyor adam. O da 2 gün 3 günde bir maç. Ay, sen burada idman olur mu? Yani birazcık da şeyi yüklemeyi bilmek lazım yani. Evet. Arkasından evet vitaminler, şunlar bunlar falan alacaksın. Ya şimdi bir okuyorum, tamam mı? Benim oğlan girdi. Abi maçın içerisinde laktik asidi önleyici vitaminler var çıkmış ya. Biliyor musun? Laktik asidi önleyen vitamin %30-40 falan. Tabii artık neler var neler var yani. Maçın sonuna kadar aynı deparatüs yani. Vitaminler, hemen veriyorlar, beslenme. Anladın mı? Hı hı. Yani, şey de var ya çok, zaten maç esnasında bazı şeyler ölçüyorlar seni. Ona göre de o senin söylediğin olayı hemen yüklemeye yapıyorlar. Bizde var ya abi, bizde eskiden dün akşam bizim şeyi vardı, TÜFAD'ın bizim Türkiye Faal Antrenör Derneği yemeği vardı, bizim Mehmet Başkan falan. Orada konuşuyoruz, bir sürü Volkan hocalar falan da oradaydı. Bizde var ya, ölelim diye her şey yaptılar, su içmek yasaktı, doping avuçla. Bizim zamanımızda antrenmanlar laktik asite dayalı, var ya sıcakta koş Allah koş. Yok işte maç saatinde bilmem ne oynayalım, antrenman yapalım diye var ya, inanılmaz şeyler yaşadık biz. Ya şimdi öyle değil ki. Evet. Şimdi her şey var. Her şey var ama bir tek Murat Sancak başkası bu sıcak 45 derece 40 derece, onlara Allah kolaylık versin. Evet. Yani onun haricinde gene yorgunluktan geldi. 3 günde bir maç. Ya söylemeyin arkadaş. Ben utanıyorum abi. Ben söyletmem yani. Şeyler ne yapsınlar ya? Basketçiler. Daha fazla efor sarf ediyorlar. Oo, tabii. Daha ya fazla efor sarf. İki günde bir. Daha fazla efor. Hiç bir tanesinden duydun mu sen başkanından, yöneticisinden, hocasından, oyuncusundan?
Hocam yok. Amerika'da bir de var ya 8 saat gidiyor uçakta, 5 saat gidiyorlar, geliyorlar. 2 günde bir maç yapıyorlar. Ben aklım sırrı vermedi. Ya nasıl söyleyebiliyorsun? Dinlenme şeyi yok, vakti yok, saniyesi yok ona. Çünkü devamlı hep aktifsin. Devamlı gidip geliyorsun. Peki. Ya, şimdi hocam Ziyech geliyor dedik. Son dakikayı, sıcak gelişmeyi verdik. En son Beşiktaş'taydık. Beşiktaş'la ilgili sizin vurguladığınız bir konu vardı. Salih'le Cenk'in sözleşmeleri çok çok az kazanıyorlar. Evet. Mevkidaşlarına göre daha iyi performans sergilemelerine rağmen, değil mi? Evet. Ya bir şey söyleyeyim bak. Şimdi bizde Türkiye gene bir şey var, kızdım var. Gitmek istedi. Ya adama sen parayı verme, git demek istiyorsun yani, kovuyorsun. Sonra gitmek istedi. Rıdvan öyle gitti. Şey ne öbür çocuk? Emirhan öyle gitti. Onlar 1 milyon biraz vermiş. Başka hocam. Ya. Hayır yok ya. Ondan sonra, tabii gideceksin. Sen şimdi 800 bin euro veriyorsun şeye, Montero'ya. Ya helal olsun, daha fazla alsın. Cenk Tosun'a veriyorsun, takım kaptanı, milli takım kaptanı. Şu andaki aldığı para 18 milyon lira. Yani TL olarak alıyorlar TL, zaten. Yani 600 bin euro şu anda. Sene sonunda oynar 400 bin euroya, 500 bin euroya. Oyuna Salih öyle 250 bin euroya mı ne oynuyor? Öbürü alıyor 3 milyon 100 bin. Şey Abu Bakar hak etmiyor mu? Ediyor. 4 milyon euro şeye bonservisine verdin. Onana. Nasıl veriyor? Param yok diyorsun. 5,5 milyon euro şeye verdin. Raşit'si abi 5 ben milyon. Aklım sır vermiyor. Şimdi bunları bir kere önce Şenol Hoca'nın bunları bir toparlaması lazım. Yönetimin bunlara bakması lazım. Sen adamı aldın, mal aldın falan yok. Bizim taraftar da diyor ki Beşiktaş taraftarı ya işte transfer olsun bilmem ne. Ya içeridekileri bir baksana. Senin içerideki Salih'in 10 numara transfer. Yıldızın yıldızı. Şeyin Cenk Tosun'un yıldızın öbür tarafı. Kuyruklu yıldız. Yani sen şimdi bunlara para verme, hepten transfer. İçeride oynayanlar başkalarını bilmiyorum ben ne yapıyor, ne ediyor falan. O garip bir Necip. Mert Günok'un ki düzeltildi, yenilendi sözleşmesi. Hiç ona da inanmıyor. Bilmiyorum kaç para oldu da. Düzeltildi dediği gene kim bilir ne kadardır. Bir sorup onu da bir öğreneyim bakayım kaç para alıyor. Olmaz arkadaş. Ya ilk önce bunlara bir bakın. Ya bir adalet. Allah ne diyor? Adaleti. Emrediyor abi adalete. Evet. Önce adalet. Adaletli olmazsan sen takımın içinde var ya. Neyi bekliyor olabilir Beşiktaş yönetimi? Hani acaba şunu mu? Biz bir harcamalarımızı yapalım, bitirelim. Limite göre ne kaldıysa ona göre yenileriz ya mi diyorlar limite, acaba? Ya senin varsa limitin ilk önce bunları halletmeden olmaz. Bak içeriği halletmeden olmaz. Yanlış arkadaş bunlar. Evet. Nasıl böyle bir... Öbürlerine harcayacak para kalmayacak. Hocam bir şey söyleyeceğim. Siz dün stat'taydınız maçı. Evet. Canlı canlı izlediniz. Biz televizyondan izledik. Yayındaydık mecburen. Onana'yı nasıl buldunuz? Yani biz mi yanlış gördük? Yok, ön yargılı izledik. Yani nasıl ki, buldunuz? Yoktu ki bulalım diyeceğim. Çünkü çok dağınıktı. Evet biz olduğunda da enteresan. Yani bana çok enteresan şöyle, geldi Onana. İlk devre çok dağınıktı takım. Çok fazla içeri girip top almaya çalıştı. Yani şeyde stoper hatlarında. Zaten şey kendi mevkinde oynamıyor Amati. Zaten belli etti orada. O bilhassa yedikleri golde. Hoca top gittiği zaman yani itmelerini yapın diye defalarca ona uyarıyor. Tabii o da hep kafa sallıyor ama gibi gene de aynısını yapıyor. Şimdi diyelim ki şurada Necip gittiği zaman buraya bunun da Onan'ın da buraya kayması gerekiyor değil mi? O da hala burada duruyor. Burası göbek olduğu bir boş. Onun için Onana hep buraya doldurmaya çalıştı. Ve hepimiz tabii onu kötü gördük. Orada da kötü gördük. Hocam bak ben kötü oynayabilir ona bakma. Meziyetine bakıyorum. Teknik kapasitesi Onana, falan. Ya hocam yani, ben ona bak. Ya tamam da ben ona ya kalitesine bak adamın. Yani faydasına kalitesini derken. Bana göre var ya kaliteli şöyle futbolcu. Futbolu biliyor, tekniği fena diye falan filan. Ama arkadaş 4 milyon euro verilir mi buna ya? Hoca oradan çıkıyor yola. Ben abi geçenlerde ya. Gene yayındaydık seninle. Ne dedim? Ha. Pozisyon bilgisi olan çok fazla ekstra işler beklemeyin. Gösterişsiz bir futbolcu. Fakat onu tabii biz konuşurken tek maçta yargılamamak lazım. Bir genel bütün sağlam bir takım mı? Şimdi Masuaku bir girdi. Ya olayın şekli değişti. Evet. Salih bir girdi. Olayın şekli. Bunlarla görmek lazım. Şimdi öyle bir tane ki biraz evvel bahsettim. O itmeleri yapmıyor. Adam içeri girmek mecburiyetinde kaldı. Hocam, ben hocam bir dakika. Ha. Göbeği gelmek mecburiyetinde. Orayı kapatmak mecburiyetinde kaldı. Bu sefer orta sahada boşluklar. Tabii oynadığınız bizim genç kardeşlerimiz de var.
Onların Demire, da, Yesemi. Tabii onların da tecrübeli ve tecrübesizlikleri hepsi meydana çıkıyor ki sakatlıklar da onlardan geldi. Fizik olarak da böyle hazır değiller. Semih kardeşimiz güzel, kuvvetli ama oynarken abi biraz da çevre kontrolünü de göreceksiniz. Repici çoktu sahada. Evet. Onlarla şeyle görmek lazım onu. Masako ile oynarken görmek lazım. Nasıl Masako geçen sezon Cenk'te çok iyi ivme kazandı. Hani hemen ilk maçta bir o 45 dakikada şey yapmamak lazım. Hocam ben ona bakmıyorum ama. Ya senin söylediklerin %100 doğru. Şunu anlatmak istedim. Tabii, buradan abi vurguluyorlar tabii, yani onu. Yok ben ona bakmıyorum hocam. Hocam dinamik değil. Yani bir Getson gibi falan değil. Anladın kim? Ona ana. Ama hiç olmadı ki o öyle. İşte anladım da niye aldın o zaman? Onu niye aldın? Yani, onu bak onun 4 bütün milyon şey pozisyonda. Hoca belki şunu düşündü. Ben Amir'i de öne atarım. Örnek kadrodan çıkıyorum. Şeyi de Salih'i de öne atarım. Getson falan oynuyorlar. Ne şekilde oynayacaksa ikisinden birisi. Onana'yı da orada merkezde tutarım. Karşılayıcı hani Yozet'teki gibi. Evet. Şimdi biz onu ana kadroda görmek lazım. Yani oralarda Josef de Souza, Atiba gibi yıllarca Beşiktaş'ı sırtlamış çok dolu dolu oyuncular vardı. Hocam bu böyle değil işte, misyonu üstlenebilir mi? Yok bak bir şey söyleyeceğim. Ben ona bakmıyorum. Adana Demirspor'un özetine geçeceğiz. Ben iyi pozisyon alacağını hocanın söylediği gibi yani tam bir kadroda oynarsa daha iyi oynayacağını kesin. O %100 ben ona inanıyorum. Zaten adamı gördüm yani ama öyle bir çabukluğu yok, dinamizliği yok, seriliği yok. Beklemek evet lazım hocam. Neyi bekliyorum? Şöyle demek istiyorum. Dedim yani ya. O oyun ilk 45 dakikada bir tutturur ama hoca da bak kulübede sinir krizi geçirecekler. Ya hocam ben bilhassa Amati'yle. Ya önünde oynuyor. Hakikaten sen üst seviyelerde oynamışsın. İngiltere'de oynamışsın. Senin sağ stoperin gittiği zaman senin yapacağını söylemene gerek yok dışarıdan. Evet. Hop itmeni yapacaksın. Onana da onları idare etmekten kendi futbolunu oynayamadı. Ha, orası öyle. O zaman şimdi Colli iyileşirse Colli Necip mi devam edecek bir süre Beşiktaş'ın? Olabilir. Bak mesela çok dinamik bir oyuncu. Çok yani direkt giden bir oyuncu. Kim? Colli yani orada kesen bir oyuncu. Hı-hı. Pat kesiyor ve gidiyor. Hocam kesiyor da yani gene de. Hocam şimdi yine bunların içinde var ya Beşiktaş seyircisi bana kızacak. En iyisi Cini Necip biliyor musun? Ya şu an gözüken öyle zaten. İlk 11'e bu çıkıyor yani. Şu anda ya herhalde öyle hocam bir kere nasıl oynanacağını biliyor ya. Ne yapacağını biliyor. Stoperde nasıl oynanırsa Necip biliyor bunu ya. Şimdi bir de adamı görsem ya tanımam biliyor musun? Yani şöyle bir yerlerde 5-10 kişi içerisinde Necip abi belki hani şey yaparım. O adamı hiç tanımam etmem ama adam sol beke koyuyorsun oynuyor. Sağ beke koyuyorsun, stopere koyuyorsun, evet, orta sahaya koyuyorsun. Sıkışsan santrafora koy yani. Gol atıyor. Şimdi yeni gelen yani, Bahtiyar da o şekilde. Bahtiyar çok farklı bir oyuncu. O da çok kuvvetli bir oyuncu ve çabuk bir oyuncu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Süreyi tasarruflu kullanmam lazım. Adana Demirspor'un özetini vereceğim. Stoper alacak Beşiktaş bir tane. Sağ stoper arıyorlar. Alacak. Evet. Arıyorlar. Hocam bir de bir tane doğru düz bir 6 numara alsın. Yani şeyde bu Onana ile falan filan olacak gibi görünmüyor. Hı hı. Yani hep ileri doldururlar ellerde 10 tane adam var. Bana göre Raşit'sa çok lüzumsuzdu. Bu Milaka'ya yazık olur. Sağ kanatta adam yoktu hocam. Bu yani Milaka'yı oraya da koy. Cenk'i oraya da koy. Kimi koyarsan koy oraya abi sağ tarafta oynar. Yani niye ya bu Milaka'yı kesecekler ona üzülüyorum biliyor musun? Her maç gol attı adam. Gol atmadığı maç var mı acaba merak ediyorum. Evet. He? Ya ne yapacak bu adam daha? Ağzı da kuş mu tutsun ya? Yani elemelerde yani, iyiydi gerçekten. Ya iyiydi ne işte bunlar? Peki, hepsi oynuyor. Bir başka iyiye geçelim o zaman. Adana Demirspor. Onları da tebrik ediyoruz. Türkiye'yi sevindirmeye, gururlandırmaya devam ediyorlar. İlk kez Avrupa Kupalarına katıldılar ve Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup olmalarına rağmen ilk maçı 5-1 kazandıkları için tur geçtiler. Gelsin maçın özeti. Evet, Adana Demirspor playoff turuna yükseldi ve rakipleri Genk olacak. Beşiktaş'ın da Dinamo Kiev. O da zor. Eski gücün değil tabii ama her maç Dinamo Kiev, Dinamo Kiev'dir. Geçen sezon da savaş vardı ama Şampiyonlar Ligi elemesinde değil mi? Evet. Fenerbahçe'yi eledi. Dikkatli olmak lazım. Ya orada da eledi de o 30 kere kalenin içindesi gittiler. Bir kere gol işte. Futbol işte böyle. Futbol bu. O yüzden ben dikkatli şey olmak lazım. Büyükleri bir tarafa bırak. Onlar zaten bunları elemezse ayıp dersin. Hı hı. Ya Adana Demirspor'u tebrik edeceksin. Kesinlikle. Öbürlerinin zaten olması, buralarda olması şey abes. Bu değil takımlara mi karşı oynamak yani. Yani. Konferans için, Ligi için bile eleme oynuyoruz hocam. Ya düşün yani. Onun için Adana Demirspor'u bir tarafa tenzih edeceğiz. Adana Demirspor'u farklı müthiş konuşmamız lazım. Ama büyüklerin bu seviyelere düşmesi kendilerinin
vesile oldular. Kendileri getirirler bunları buraya. Evet. Ne sen, ne o, ne bu, başkası değil. Şimdi hocam, neyi konuşacağım büyüklerle? O oynadığın takımlara bak hocam, ya. Müthiş. Ya. İki tane Yusuf da müthiş. O Trabzonsporlar... Hocam o küçük Yusuf var onlara. Ya herhalde pire gibi ya. O kadar çok beğeniyorum ki onu. Şu an Trabzonspor aynen. diyor mudur? Keşke bizde olsa bu formlarıyla Yusuf Sarı ile Yusuf Erdoğan. Yok ki ellerinde demezler. Böyle oyuncu yok ki şu anda. Ya İkisi demezler arkadaş. Yok. Yok, kendi futbolcularını beğenmiyor. Abdülkadir Ömür, bir tane de Ömür ya. Şey ne vardı? Abdülkadir. Ömür var şu anda tabii. Yok öbür Abdülkadir. Parmaksız mı? Parmağı mı diyorsun? Parmaksız. Ha, onu da beğenmiyorlar. Gitti, evet. Ya yazık günah ya. Kendi çocuklarını beğenmiyorlar ya. Neler yapıyorlar? Burada Belan da var. Bir, ya çok iyi takım var. Şimdi ne geldi aklıma biliyor musun? Acaba bunlar maçtan sonra geri döndüler mi, dönmediler mi? Bunu merak ediyorum. Ha, Fenerbahçe gibi yapmışlar mıdır acaba? Yani dinlenmişler midir? Zaten bir sıcakta oynadın, iki tane sıcakta mahvoldun. Ya niye biliyor musun? Bak futbolculuğunda bir Samsunspor maçı var bizim. Yenmiştik orada 1-0. Bir de golü ben de atmıştım. Oradan sonra ben şeyden bir sıcak suya girdim biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Abi öbür hafta kendime gelemedim ya. Ya bak o sıcaklıktan yani ben bırak hani sıcak havayı. Hı hı. Girdim de böyle sauna gibi falan filan. Ya bir hafta kendime gelemedim. Maçtan sonraki o sıcaklıkta düşün. O yazın saunaya girdin. Yani maçtan sonra hı hı. Tamam mı? Ya o sıcaklık beni var ya bitirdi yani maçtan sonraki. Şimdi Adana Demirspor'la millet şok havuzuna giriyor hocası. Ya yani işte yazın, şunu anlatacağım. Ya genciz ya orada. O dönemler öyle değil mi? Gençiz tamam düşün yani. Bir şey olmaz diye giriyorsun değil ya mi? Ya sıcak maçtan sonra bir de nasıl biliyor musun? O benim var bir hafta kendime gelemedim. Onun için Adana Demirsporlu futbolcudan ben olsam yani orada bir kere yatırırdım. Ya şu Yusuf'a bak ya müthiş ya. Evet. Müthiş. Yusuf Sarı Allah inanılmaz başladı. Allah nazardan saklasın ya. İnanılmaz burada, başladı bu sene. Buraya giden Adana Demirspor'a giden açıkta sağ tarafta oynayanların hepsi zirve yapıyor. Abi. Coşuyor değil mi? Galatasaraylı Yusuf Yunus da öyleydi. Yunus da aynıydı. Ama Emre de iyi oynuyor. Bu Belanda nasıl gitti Galatasaray'dan? Nasıl verdiniz ya? Bu Belanda'yı ya. Ya müthiş oynuyor adam ya. Müthiş oynuyor ya. Aklım sırrım ermiyor ya. Birileri bir şey yazıyor, çiziyor falan adam hop. Hadi güle güle. Sen biraz herhalde ön yargılı mı yaklaşıyoruz? Yani Murat Sancak bu konularda müthiş. Hani böyle ön yargılı, problemli diye düşündüğümüz futbolcuları yıldız yapıyor Adana Demirspor. Ya şu şeyin Yusuf'un attığı depara bak. Evet 50 adamın, metre bak, geriden geliyor. Ama adamı yok ama bir dakika kendi adam bak şimdi bak. Daha nereden bak adamın arkasından geldi bak. Adamı tabii, görüyor tabii, musun? Ta orta sahadan geldi. Adamın da ama rakip şeyin de arkasından bak o öbür amcam da arkasından nal topluyor evet. Yusuf'un. Yetişim hocam edin. Avrupa kupalarında şimdi 4'te 4 yapınca puan olarak elemelerde zirveye yükseldik. Onunla ilgili güzel bir haber var son olarak onu girelim bitirelim. Sevgili seyirciler böyle gitmesini temenni ediyoruz. İlk 10'da kalmak lazım. Önümüzdeki sezon değil bir sonraki sezon direkt gideceğiz. Önümüzdeki İnşallah. Sezon playoff oynayacağız. Yani tek eleme Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum. Çok daha iyi duruma geleceğiz o inşallah. O ikinci takım değil mi? Tek eleme olacak. Şampiyon playoff oynayacak. İkinci takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. O ikinci elemeden başlayacak. Evet. Yani iki tane yani takımımızın gitme şansı var. Şansımız olacak yani. Ama evet süremiz doldu. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Ederiz, çok sağ keyifli program oldu. Güvenç Kurtar hocam teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum. Mahmut Alparslan'a da aynı şekilde. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Az spordan ayrılmayın. Az sonra ana haber var. Şampiyon Napoli'nin serüveniyle sizleri baş başa bırakacağız. Yarın Serie A başlıyor.